Selamünaleyküm. Selamünaleyküm sayın arkadaşlarım. Hakan'cığım hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Keyfin yerinde mi? Abdüssamet Çakır. Hoş geldin. Çağdaş kardeşim hoş geldin. Utku Mert hoş geldin. Aleyküm selam. Aleyküm selam Abdüssamet Çakır. Saffet Bey kardeşim hoş geldin. Çok teşekkür ederim. İsmet Dayı hoş geldin. Aksoy kardeşim hoş geldin. Mehmet Kalaycı Bey kardeşim hoş geldin. Kadir Öksüz kardeşim hoş geldin. Oo Sabri Erol abicim hoş geldin. Aziz kardeşim. Kadir kardeşim hoş geldin. Mehmet kardeşim aleyküm selam. Sabricim, teveccühün için çok teşekkür ederim. Ne kullanıyorum? Çalışmak kullanıyorum. Senden kıskanıyorum. Oo Fahrettin Bey kardeşim hoş geldin. Saffet kardeşim hoş geldin. Levent kardeşim hoş geldin. Evet, bağıyla geçiyor zaten hayat imtihanım. Bağ bir taraftan, kuka bir taraftan. O baronum hoş geldin baronum. Valla bu da doğru olabilir Sabricim. Gergedan ağacı beni gençleştirmiş olabilir. Şevk verdi. Aleyküm selam Fahrettin Bey kardeşim. Şükrü Bey kardeşim hoş geldiniz. Baroncum aleyküm selam. Volkan kardeşim hoş geldin. Mehmet Bey kardeşim hoş geldin. Saygı karşılıklı Sedatçım. İsmet Dayı hoş geldin. Doktorcum hoş geldin. Bugün burada sadece ve sadece dünyada ve Türkiye'de bayi konuşacağız. Ozan Tutay hoş geldin. Aleyküm selam doktorcum. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Baroncum aleyküm selam hoş geldin. İsmet Kızıldağ kardeşim, aleyküm selam, hoş geldin. Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Şimdi Hasan Sakarya da geldi. O da yayını şeyden açacak, TikTok'tan açacak. TikTok'tan seyretmek isteyen, izlemek isteyen arkadaşlara da buradan şey yapalım, haber vermiş olalım. Oradan da Hasan Sakarya'nın kanalından izleyebileceksiniz. Ozan Tutay nasılsın? Ne var ne yok? Görüşmeyeli. İzmir nasıl? Çağdaş kardeşim, bağı göstereceğim tabii.
Sedat Bey kardeşim konuya girdiği anda size başka şeylerden de örnekler göstermeye çalışacağım. Daha doğrusu bir tek boyunuzdan örnek göstermeye çalışacağım. Aleykümselam Yasin Bey kardeşim. Hoş geldiniz. Sayın Suda kardeşimiz. Hoş geldiniz. Ha, Bulgaristan'da mısın Ozan? Aman. Hiç gidemediğim yerlerden birisi de Bulgaristan ya. Hiç bir türlü yolum düşmedi oraya. Recep Bey kardeşim aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Son paylaşımınızı gördüm. Çok hoşuma gitti. İsmet Bey kardeşim hepimize inşallah Rabbim sağlıklı, bereketli, faydalı bir ömür nasip etsin. Aleykümselam Sayımcığım. O Bünyamin Bey kardeşim, Bünyamin Bey kardeşim hoş geldin. Bünyamin abicim seni Türkiye'de tesbihi konuştuğumuz aşamada alacağız yayına. Biraz önce bir dünyayı bir harmanlayalım. Özellikle Avrupa'yı bir harmanlayalım. Ondan sonra zatenizi Türkiye'deki tesbihte bağ aşamasına gelince seni yayına alacağım. Sevgili kardeşlerim, aşağı yukarı 17-20 kişi olmuşuz. Girenler çıkanlar oluyor. Çok fazla herkesin beklemesini şey yapmayalım. Aleykümselam Bünyamin kardeşim. Aleykümselam, hoş geldin. Şimdi bu kadar yıldır ben size bağı anlatıyorum. Anlata anlata bitiremiyorum. Dilimde tüy bitiyor. Efendime söyleyeyim, yaza yaza bitiremiyorum. Videolar çekiyorum çalışırken. Yıllardır bağ videolarıyla sizleri olabildiğince bilgilendirmeye, olabildiğince kültürümüzü en ince noktalara kadar kültürümüzü ulaştırmaya, herkes tarafından bilinmesini sağlamaya gayret sarf ediyorum. Şimdi biraz sonra göreceksiniz. Cevat Bey kardeşim hoş geldin. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Efendim, bu malzemenin ne kadar insanlık tarihinin eskisi bir malzeme olduğunu örnekleriyle size arkadaşlarım muhteşem bir çalışma yaptılar. Bu çalışmayı sizlerle paylaşacağız. İnsanlık tarihinin en eski, en şahane ve hala vazgeçemediği bir nesne bağ, kaplumbağa kabuğu, harika bir malzemeyi konuşacağız. Ve aleykümselam Samet Bey, Serhat Bey, aleykümselam. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki buraya nereden geldik? Ben size kısaca bir de onu söyleyeyim. Yani bu kadar zamandır bağı size anlatan bir insan neden bugün sizlerle yeniden bir bağ buluşması yapmak gereğini hissetti? Onu söyleyeyim. Şimdi sevgili kardeşlerim, bütün hikaye İlhan Şimşek Bey kardeşimin bana arkadaşlık teklif etmesiyle başladı. Ben onun profiline girdim, baktım. Ben yaşlarda, benden büyük, efendime söyleyeyim, background'unda kültür var. Ve ben hemen kendisini, arkadaşlığını kabul ettim, teklifini kabul ettim. Daha sonra görüşmelerimiz, konuşmalarımız oluştu. Benim ne kadar meraklı bir insan olduğumu görünce Kültür Bakanlığı eski daire başkanlarından birisi İlhan Bey, folklor konusu, bana bir gün tuttu, bir PDF dosyası attı. Ben de açtım PDF dosyasını. Konu bağ. Daha önce görmediğim bir akademik çalışmaydı bu. Ben bunu sizlerle paylaştım. Ve
Bunu tercüme ettim, sonuna kadar okudum, efendime söyleyeyim. Ve bu bende büyük bir merak uyandırdı. Çünkü orada en önemli şey, en önemli anlatı, ben belki her şeyi biliyordum onun anlattığı, o PDF'ini anlattığı her şeyi biliyordum ama bir tek şeyi bilmiyordum. Mısır'ın milattan önce 5000 yıl öncesinde bağıyı kullandığını o PDF dosyasının efendime söyleyeyim okuyunca öğrenme imkanım oldu. Ve bu da bende müthiş bir beynimde algı değişikliği meydana getirdi. Ben dünyanın doğusunda bu malzemenin geçmişini ararken batısında ve hatta Afrika'da bu malzemeyle ilgili bir geçmiş gördüm. Ümit Bey kardeşim hoş geldin. Hasan Bey kardeşim hoş geldin. Selamlarını alamadığım bütün arkadaşlarımın cümleten selamını almış olayım. Aleykümselam. O günlerde biliyorsunuz sizlerle paylaşıyorum attığım bütün adımları. Mısır'a gitmiştim. Mısır'da orada Kahire'deki o muhteşem müzeyi gittim ziyaret ettim. Ama müze o kadar büyük ki arkadaşlar, o müzede bağ aramak efendime söyleyeyim bir iğne aramak gibi bir şey yani yoklukta. Ben bunu yapmaktansa dedim ki bir başka sefer ben bir 5-6 günlüğüne 7 günlüğüne geleyim ve ben burada her gün sabah geleyim, akşam çıkayım. Çünkü çok enstrüman var, çok eşya var, çok bakılması gereken şeyler var. Bakamadım. Sonra beni rahatımı bozmaya devam etti İlhan Bey kardeşim. Bana birkaç tane kitap şeyleri gönderdi, fotoğrafları gönderdi. Kitapları bulamadık. Sonra ben de buldum. Bülent Kömür Kara kardeşimiz de buldu. Oradan yararlandık. Sonra başka bir efendime söyleyeyim ansiklopedi benimle paylaştı. O ansiklopedide de enteresan bulgular ile karşılaşınca konuyu Sedat kardeşimle konuşmaya başladık. O bir takım çalışmalar yaptı ve en sonunda ortaya hepinizin duyması gereken bizim bu dikdörtgende, Türkiye dikdörtgeninde, bu 780 bin kilometre karede hiç kimsenin duymadığı, tabii Dolmabahçe Sarayı hariç, Dolmabahçe Sarayı'ndaki insanların bunlardan haberi var, restorasyon bölümündeki insanların, ilginç bilgiler ortaya çıktı ve biz bu ilginç bilgileri sizlerle paylaşalım istedik. Bu nedenle de bu yayını yapma kararı aldık. Şimdi Utku sen bir şey gönder de talep gönder de seni ekleyelim şeye başlayalım yayına başlayalım. Sen moderatör olarak şeye başla. Ha, ben sana davet gönderdim. Abi Aleykümselam ışık. Utku. Aleykümselam. Selamünaleyküm abi. Nasılsın? Aleykümselam. Sesin gelmiyor. Şimdi ben kulaklığa geçiyorum. Kulaklıktan çıktı bir saniye. Böyle bir sorun oldu şu an. Hemen geliyorum. Duyuyor musun? Sesim geliyor Sesini mu? duymuyoruz. Geliyor mu sesim? Sesini duymuyoruz. Çıkayım bir daha geleyim. Çık. Giremedin Utku. Evet, sesim geliyor mu abi? Gelmiyor. Çok ince. Çok derinden.
Sesim geliyor mu abi? Ben sesini çok derinden duyuyorum. Biraz aç istersen sen telefonun Benim sesini. Senin telefonumun sesi telefon sona kadar açık. yorum olarak dostlar bir yazarsanız sesim geliyor mu? Evet demiş. Abi sen duymuyorsun sanırım. Geliyor. Geliyor. Ben çok az duyuyorum sesini. Neyse. Evet. Bağırırım abi artık. Yanlış anlamazsan. Evet. Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleykümselam. Merhaba. Aleykümselam. Senin de sesin az geliyor. Neden öyle oldu? Yo, ben sesini bayağı iyi alıyorum. Utku'nun sesini de bayağı Abi iyi alıyorum. Hiç ikiniz de senin herhalde kulaklıkla konuştuğunuzdan oluyor galiba. Abi Vallahi senin bilmiyorum ama kısık olmasın. Bir sesi yani açmaya ben sizin bas. sesinizi çok az duyuyorum. Bir sesi açmaya bas. Orada Alo, şu an mikrofon ve açık mı? hoparlör simgesinin ikisini de yukarıya kaldır abi. Sona kadar açık. Son ya falan. Niye öyle? Geliyor üstten. Siz beni Abi duyuyorsunuz ama. ses çok net. Sende Şimdi sıkıntı. geldi. Sende Şimdi sıkıntı geldi. varmış abi. Şimdi geldi. Tamam. Ha, şimdi geldi. Şimdi geldi. Tamam. Bir sorun olmuş demek ki. Evet. Evet Baron hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Evet. O bir bağ herhalde öyle mi? Hem de Kızılbağ. Hem Hem de de Kızılbağ. 99. Aman ne kadar güzel. Aman ne kadar güzel. Nispet yapar İmame gibi. zaten hayranım. Aman 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 aman. İmame tam İsmet abilik imamelerden herhalde. Aynen. Ben abi Hoş. gergeden takılıyorum. Yok. Bağ konuysa Her seferinde değiştirelim. Ver paleti. Ver paleti. Sen bağ, takla. Ben ben de eksik almam. palette geleyim karşınıza. Vay vay vay. Vay maşallah. 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 Ben Çok güzel. de bu ne demiş abi? Hani bana hani bana demiş. Bende kuka kaleteyim. var. Hı Evet baroncum. Ama sende malzeme var. Evet baroncum. Şimdi bu bağının hikayesi nasıl bir hikaye abi ya? Ya abicim Yani şimdi biz seninle yaptığımız görüşmelerle, konuşmalarla falan bir enteresan yere gitti bağ. Aynen. Sarayda, burada Dolmabahçe Sarayı'nda müthiş bir envanter var. Aleykümselam. Avrupa'dan gelen. Sen bizi bir aydınlat. Ya şimdi estağfurullah yani aydınlatma konusunda sen bize on basarsın da. Şimdi şöyle bir olay var. Sen bağ konuda tarihi deyince işte Mısır'da kullanıldığını. Ben de sana dedim bunu ben kendim de bir araştırayım. Biliyorsun o hastalık bende var. Evet. Araştırdıkça daha fazla bilgiye, daha fazla verilere ulaştık. Şeyin Katrin Prömper'in kendisi bir Alman profesörü Fakultet Göring Institute'da yani Almanya bir enstitünün namı değerli enstitünün araştırması kendisi yapıyor ve bunu 31'lik bir sayfalık bir PDF'i yayınlamış. 2020 2002'de yani 19 11 2022'de Münih'te çıkmış bu şeyi yani sonuçları. Sebep de şu Almanya'da Fransa'da eskide yapılmış palet yani bağının mobilyada saatlerde ve buna benzer ürünlerde kullanılması ve şu an zamanın verdiği yorgunluktan dolayı restore edilmesi lazım ve kimse nasıl yapıldığını bunu bilmiyor. Yani o eski ustaların bunu nasıl yaptıklarını ya da hatta şöyle bir bilgi de var orada. Atıyorum işte belli bazı ustalar bu zamanı da işte 1600'lerde bu işi öğrenmişler ve yazdıkları zaman da yani hani yeni nesil için yazdıkları zaman da püf noktalarını bilerek yazmamışlar. Hatta ve hatta bazı gruplarda sözleşmeler yapmış. Bu bilgilerin dışarıya verilmeyeceği dahil. Aynen. Aynen. Tabii bu da biz burada aşağı yukarı 400 yıldan bahsediyoruz. 400 yıl içinde çoğu bilgiler kaybolmuşlar. Ve kendileri de bugün işte ya bu işin böyle olmayacağını,
bari bunu bir resmi şekilde, profesyonel bir şekilde kendimiz yapalım. Devlet izniyle onlara belli bir miktarda bağ gelir ve bunların üzerinde bir araştırma yapıyor. Tabii ilk önce tarihi bir araştırmadan başlıyorlar. Ondan sonra kendileri Almanya'da bu teknikleri deneyip bazılarını deneyerek sonuçlara vardıkları belli bazı şeyler var. Çok ilginç tabii. Ve işte dediğim gibi 31 sayfalık bir PDF'e dikiyor. Bağının tarihte ilk çıktığı yer, yani şu şekilde çıktığı yer, ismi geçerek, miktarı geçerek bir ticarete döndüğü yer Sümer dönemine dayanıyor ve bu milattan 2500'lerinde Larsa krallığında olan kil bir mektupta çivi yazısıyla yazılmış ve 35 parçadan bahsediliyor. Sümerler o zaman şey demiş, basik ya da basiş, tam olarak okumasını bilmediğim için, ama basik kelimesi, bağa basik demişler ve bir ticarette ismi geçmiş. 35 parçalık bir bağının alıp satımı dahilindeki sözleşme. Milattan önce 2500 yıl. Milattan önce 2500. Aynen. Bu elimizdeki ticari vesika olarak kesinlikle var, evet. 4700 yıl önce. Hı-hı. Hatta o kil tabletin inventerdeki ismi de UTV 678, yani mektubun numarasına kadar bile ben ulaştım. Evet. Londra müzesinde ve Kral Larsa döneminde bu ticaret yapılmış. Kral Larsa da milattan önce 2500 yıllarında yaşamış. Ur kentinden aşağı yukarı bir 30 kilometre uzaklıkta bir şehir. Evet. Yani daha güneyinde, Ra'nın daha güneyinde bir yerde geçmiş. Ama bağının tarihteki kullanma şeyi daha eskidir. Hani bulunan habbelerden. Peki şu soruya bir cevap bulmaya çalışalım Sedat'cığım. Şimdi şimdi Akdeniz'i bir iç deniz kabul edelim. Neticede, hı-hı, neticede bir iç deniz gibi. Hı-hı. Buraya özgü bir kaplumbağa var. Ülkemizde herkes bunun adını karetta karetta olarak, evet, biliyor. Evet. Onlar da kendi içinde üç sınıfa ayrılıyorlar. Doğrudur. Ve bunların kabuklarının hepsi ince. Gelen arkadaşlarımızın hepsinin selamını almış olalım. Aynı burada da yazıyor 0.5. Evet. Şimdi peki Sümerlilerin ticaretini yaptıkları... Onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Sadece Basik'ten bahsediyor. Basik'te kaplumbağa kabı olduğu biliniyor. Ama şimdi buradan hemen şunu söyleyelim. Sümerlilere herhalde Akdeniz daha uzak, Kızıldeniz tamam, daha yakın. Hatta ondan hariç bana mantıksal olarak benim tarih bilgilerimde şöyle bir şey var. Sümerlilerin döneminde en çok ticaret yaptığı yer Hindistan olduğunu biliyorum. Evet. Şey de söyleyecektim zaten. Neydi o? Ne körfezi? Yan tarafta bir körfez daha var. Hindistan'a açılan. Basra körfezi. Basra Körfezi'ne de giren Hint yarımadasından gelen, efendime söyleyeyim, kaplumbağaların olduğunu biliyoruz. Onlar bir kısmı Arabistan'a doğru, bir kısmı efendime söyleyeyim İran'a doğru olan yerlerde denize çıkıyorlar ve yumurta bırakıyorlar. Ben bunları biliyorum. Herhalde bu kabuklar o bölgenin kabukları. Yani daha ihtimal. Ama hayvanın cisminden ya da şeyinden herhangi bir şey yok. Yani hangi hayvan olduğunu, rengi ya da falan yok. Sadece 35 parçadan bahsediliyor. Evet. Şimdi bu tarihte ilk ticaretinin yapıldığını bize belgelediğine göre 4700 yıl önce bu alınıp satılan bir meta, bir malzeme olduğuna göre bu kadar zamandır insanoğlu bunun üzerinden bir takım görsel ürünler üretiyor. Doğrudur. Değil mi? Doğrudur. Hatta şöyle bir şey var. Çok çeşitli, evet. Yani bulunmamasından sebepli tarihten beri korkunç fiyatlara satılıyor. Yani hiçbir zaman bağa uygun bir malzeme olmamıştır. Senin bir çıkarttığın bir hesap vardı, aynen, abi. İlk ticaretin. Aynen. Ona geleceğim. Evet. Ben hesapladım bugünün fiyatıyla ne kadar para eder diye. İnsanın aklı durur diye. Ben yazıları şey yapamıyorum.
Hakkı hocam, Sen yazılardan şeyi sormuş, çok ama sen geleceğiz bize oralara. bir sefer önce Kaplumbağa kabuğu ile palet arasındaki farkı sormuş da oralara bu detaylarına bezler ineceğiz olarak hocam. sen onları Geleceğiz. ondan sonra Utku sorarsın sonra. Aynen, geleceğiz oralara. Bu palet işte aziz kardeşim. Bak bu Ondan palet sonra şeyin elindeki de Sedat'ın elindeki de bağ. Ondan sonra şöyle bir Sırt şey var. kısmı. Bağının Avrupa gelişi. Yani ciddi bir şekilde Avrupa'da yer tutunup bunu Fransız 15. Ludwig'in sarayına gelmesiyle ondan sonra öteki kraliyet ailelerine da Avrupa'da dağıtılması 16. yüzyılın başındadır. Özellikle Portekizlerin ve Hollandalıların Endonezya bölgesini şeye aldıktan sonra, sömürgeye aldıktan sonra 16. yüzyılın başında herhalde böyle 16 10-16-20 yıllarında bir Hollanda gemisi 350 kilo bağ getirdiğini ve bunun yolda çoğunun kurtlandığını söylüyor. Sebebini de o zaman biliyorsun o gemiler hava almıyor, nem oranı çok yüksek, hemen şey olmuş. Yani malın çoğu küflenmiş ve şey tutulmuş kullanılmamış. O bağların belli sağlam parçaları birkaç yıl sonra Hamburg hava deniz limanına geldiğini ve Almanların korkunç bir ilgi gösterdiğini özellikle sanatkarların tarihte yazılıdır yani. Kaç Ama kaç ne kadar paraya satılmış abicim? Abim şimdi şöyle bir şey var. En son büyük yapılan Hamburg'daki ticarette 17 yani 1784'te yapılmış. Toplam 300 kilo fiyatı herhalde. 1784'te bak tarih 1784. Hamburg deniz limanında bağlar gelmiş ve toptan satılmış 350 bin marka. Getiren ağırlık 9 ton 305 kilo. Çok 9 büyük rakam. Tona verilen para. Aynen. Kesinlikle kaydı var. Yani bu kaydı kayıtlı var. Şakası yok. Bir şey. Kayıtlı bir şey. Yani ben buradan hesapladım. Biz buradan şunu da anlıyoruz ki bu malzeme doğal bir malzeme olarak tarihteki en yüksek rakama çıkmış bir doğal malzeme olduğunu yani, zamanında yani şöyle bir olay o oluyor. Güne göre en yüksek rakamda el değiştirmiş bir doğal malzeme. Aslında yani şöyle bir olay antik oluyor. Doğal malzemeler yani, arasında. Ya şöyle bir olay var. Mesela Fransızlar ve Hollandalılardan Fransızlar biraz ilgi göstermeye başlayınca Alman sarayları acayip bir şekilde ilgi gösteriyor. Ve bunu hatta orada da diyor böyle büyük bir miktarda nasıl getirdiğini biz anlamıyoruz. Yani sebebini çözemiyoruz ama Almanya Hamburg'a gelmiş ve o dönemde 350 bin marka satılmış. Bu da kilosunu 37.62 mark yapıyor. Ben o dönemin marka minimum fiyatı yani şu anki minimum değeri 300 euro olduğunu gördüm. Yani onu hesapladım şey var app var ve bu da bugün o dönemde o 1 kilo bağının 11.286 euro ettiğini. Çok ciddi rakam. Ama o rakam dönemde ciddi bir rakam yani. Çok çok müthiş bir rakam. Yani şöyle şunu düşünelim, o geminin sahibi artık çalışmaya gerek ihtiyaç duymamıştır. Peki senin bu araştırmalarının sonucunda Sedat'cığım bu bağları ne yapmışlar? Nerede kullanıyorlar bunları? Ya arkadaşlarımızın şekilde, esas öğrenmeleri gereken şey herhalde aynen, bu. Aynen, bu kadar bağlar, pahalı bir ürün neye dönüşüyor? Abi bunlar bütün bu bağlar sadece saraylarda kullanılmış. Ama ondan daha büyük bir parçası yani üçte biri saraylara geçmiş, üçte ikisi de şeylere gitmiş. Katolik İslam'ın manastırlarına gitmiş. Orada özellikle İncil'in kapağı, haç objeler ve Katolik Kilisesi'nde kullanılan tesbihlere gitmiş. Yani zamanının en önemli değer yargısı. Aynen. Ve bunu şöyle de düşünebiliriz. Orada her kişi şu böyle bir malzeme elde etmesi şansı yok. Genellikle kardinallere ve büyük dini şeye sahip olan insanlara gitmiş. Ama elimizdeki mobilyalardan, saatlerden ve kullanılan objelerden en çok objelerden ulaşabildiğimiz en çok şeydir. Ludwig Sarayı'nda, Versailles'da kullanılan mobilya. Yani orada hatta ben arkadaşlara göstereyim. Bayağı bir ön hazırlık yaptım. Mesela o döneminde dönemin dünya tarihinde en büyük bağ ustası André Charles Boulle 1642 doğmuş, 1732'de vefat etmiş
ve onun kendi elleriyle bir eser. Evet. Akıl alır gibi bir şey değil yani. O sarı şey. Gördüğünüz yani o gördüğünüz sarı o sarı şeyler pirinçtir. Kırmızı olan hepsi orijinal bağ. Şimdi Sedatçığım sana bir sürpriz yapayım. Söyle. Sana bir sürpriz yapayım. Son anda iki tane çok ünlü sedefkar dostumla konuştum. Birini davet ettim yayına ama kendisi Katar'dan yeni gelmiş, çok yorgunum abi dedi. Evet. Başka bir zaman özellikle bir sedefkarlık üzerine konuşalım ama bugün çıkamayacağım dedi. Hı hı. Bir de Dolmabahçe Sarayı'ndan bir arkadaşımla konuştum. Az önce gösterdiğin o pirinç zemini pirinç, pirincin üstüne yerleştirilen bağının altında altın olduğunu, evet, onun altınsız hiçbir değerinin olmadığını, altınsızların da olduğunu ama onların değerlerinin çok daha aşağıda olduğunu, evet, bu çalışmaları yani Master Ball değil mi? Master Ball, evet. Ballon, André Charles Ball. Bu adamcağızın bulduğu bu şeyin, teknik, efendime söyleyeyim, bu metodun, efendime söyleyeyim, altınla beraber sedefte ve sedef dışında başka nesnelerle beraber ve alt zemini de kırmızıya boyayarak. Aynen. Kırmızıya boyayarak ki ben 4-5 gün önce saraydaydım ve görmüştüm bazı bağların arkalarını kırmızıyla boyamışlar. Evet. Ya bunu niye kırmızıyla boyadınız diye soramadım. Şimdi bugün onu öğrendim ki zemini sarı olan, senin sarı sarı diye bana dün söylediğin şey, pirinç dediğin şey, o da aynısını söylüyor, pirinç diyor. Pirinç zeminin olduğu yerde altına kırmızı boya yaptıklarını. Aynen. Ve aynı eserlerle ilgili de, eserlerle ilgili de Fransa'ya yazışma yaptıklarını, Fransa'daki, efendime söyleyeyim, bu bunun bir akademisi mi varmış, bir enstitüsü mü varmış, bir vakıf mı varmış? Oradan bu ürünleri teyit ettiklerini, bizim envanterimizde şu tarihte envanterimize girmiş olan bir şeydir, objedir. Hı hı. Falan tarihte sarayımıza falan efendime söyleyeyim başbakan ya da işte o tarihin kralı tarafından hediye edilmiştir ve teyit istiyorlarmış. Ondan sonra da restorasyona geçiyorlarmış. Böyle de bir bilgiyi aldım. Sana sürpriz oldu. Yeni öğrendim ben bunu. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bağ niye bu kadar tutuldu? Yani sonuçta az bir miktar ya çok pahalı. Niye bununla uğraştılar insanlar? Bağının iki tane yapısından dolayı iki tane çok mühim şey var. Ben bir şey söyleyebilir miyim senden önce? Bir cümle. Bir. Bağının yerine ikame edilebilecek onunla aynı ayarda başka bir şey bulamadıkları için. Buyur. Ondan hariç daha önemli bir şey var. Kusura bakma. Şöyle öyle bir olay var. Bağının ışık geçirmesi ve termoplastik, evet, olması. Tabii. Yani termoplastik ne demek? Bağı alıyorsun, ısıttığın zaman, bak işte bu, atıyorum, budur. Isıttığın zaman içe doğru giriyor ve bu bardağın formunu alabiliyor. Doğru. Çıkarttığın an itibariyle, ısıttığın an gene eskisi gibi A4 kağıdına dönüyor. Evet. Ve hiçbir renk kaybına uğramıyor. Bu bir. İkincisi, ışık geçirmesi. Evet. Yani arkada hani boyamaz şey dedin ya, o 31 sayfalık bak, şeyde de orada da böyle şimdi küçük böyle ışığı görebilirsiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu onun için çok tutuluyor ama zaman içinde bağ o kadar çok bir istek artıyor ki, o kadar çok bir pahalanma oluyor ki Bull ve arkadaşları, yani Bull derken onun gibi işte sanatkarlar, bunun yerine geçecek farklı bir madde aramaya peşine koşuyor. Abi çünkü o kadar çok eser üretiyorlar ki. Aynen öyle bizde, böyle. Bizde 1000 civarında eser varmış.
Bul metodu, bul metoduyla yapılan 1000 civarında eser varmış. Yani bu kadar şeye esere bağ bulamazlar ki. Mümkünatı bir de yok zaten. O tarihteki gemiler küçük. Gelebilecek olan bağa da çok az miktarda. Ya bir de şöyle bir şey var abim. Endonezya'dan gidip gelmek için. Yani bir gün Marsilya hava şey deniz limanından bir gemi Endonezya gidiş geliş o dönemde aşağı yukarı 2,5-3'ünü buluyor. Yani hava şartlarına bağlı. Gelecek miktar ne kadar? İşte taş patlasın 100. Yani bir ton olsun. Bunu zaten yarışı çürüyecek. Nemli havadan kurtlandığından dolayı. Ve ondan sonra Almanlar bu işe baya bir kafa yormaya başlıyor. Almanlar ilk önce Fransızlardan bir şeyler görüyor. Ve Almanlar hani biz bunu kendimize yediremiyoruz gibi bir heyecana kapılıp daha farklı metodlar yaratmaya başlıyorlar. Ve bağı sıcak suda işte belli bazı maddelerle ısıtarak atıyorum 1 santimetrelik bağı incilterek 5 santime kadar uzatmaya getiriyor. Yani esnetiyorlar. Ya abi bu tür şeylerin hep altından Almanlar çıkıyor ya. Bak, aynen Almanlar. Mügellefi de yaratan Almanlar. Damla'da. Yani, hatta Damla'yı meşhur eden Almanlardı. Königsberg döneminde. Evet. Yani hep hangi kapağı kaldırsan Alman çıkıyor altından. Ya hatta abi. Şöyle bir şey var. Şöyle bir olay var. Ben hani gerçekten bu işi dedim ya Fransızların falan öncelik edeceğini biliyorsam ama halbuki öyle bir şey yok. Tekniksel olarak, bilimsel olarak öncülük yapanlar Almanlar. Ve bunlar Almanlar yani akla gelinmeyecek metotlar şey yapıyorlar. Ve 1706'da hayvan boynuzundan belli bazı asitleri ve yağları kullanarak bağının ilk defa tarihte birebir imitasyonu yapılıyor. Tarih 1706. Yani yapay malzemeden önce doğal aynen. Malzemeden bağ evet. Kopyası. Bağ ve hayvan boynuzundan. Boynuzdan. Boynuzdan yapıyor değil mi? Aynen boynuzdan yapıyorlar. Boynuz da yetmiyor. Ondan sonra fil dişinden yapmaya başlıyorlar. Evet. Arkadaşlarımız evet. Görsünler. Bu önceden bir boynuzdu. Bunu Sedat kardeşim de nasıl bunu bu şekilde renklendirebileceğinin formülü var. Bu formülü uyguladığınız zaman bu nesne boynuz olmaktan çıkıyor, bağlaşıyor. Enteresan. Aynen öyle. Aynen. İşin ilginç tarafı hani bu sanatkarlar kendilerine has aletler öğretmeye başlamıştı. Mesela burada görüyorsunuz. Abi boynuzu merak edilmiş. Hangi boynuz kullanılmış? İlk imitasyonda. Gerek yok şu an bizde kalsın. Ben tamam. Pek taraftar değilim. Ama şöyle bir ilginç olay da var. Ben Necmettin abiyle konuştuğumuzda Necmettin abi dedi ki Yusuf Rüzgen ustam dedi şey pense kullanıyordu. Tahtadan pense kullanıyordu. Hayır, abi Osmanlı dönemindeydim. Osmanlı döneminde. Osmanlı döneminde tahta pense. Almanların tahta pense kullanışı. Harika. Yani bakar mısınız kendi ecdadımıza ait hiçbir vesayeti bulamıyoruz. Ne kadar kötü ağlayacağım yani. O kadar işleniyorum. Hiçbir vesayet bulamıyoruz. Mesleğimizle ilgili bir kayıt, bir doküman bulamıyor. Sadece laf var. Efendime söyleyeyim, söz var. Ve bu teknikler öyle artık haller almış ki suyun içine, kaynayan suyun içine pres bile yapmışlar. Tencere, pres, su. Evet. Bu çok ilginç ya Sedat'cığım. Yani bunu bile denemişler ve bu bayağı bir tutulmuş yani. Yani sanırım abi ortamını simüle etmişler. Tencerenin içinde pres makinesi. Evet. Hani arkadaşlar ortamını hazırlamışlar yani, sanırım abi. Aynen. Arkadaşlar şey düşünmesin hani biz bunu atıyoruz falan yani söz gereği. Buradaki bütün döneminde kitaplarda yazılmış şeyler var yani bütün ne diyorlar ana kaynak. Yok abi bunların hepsini paylaşırız zaten. Yani paylaşırız ama ve herkes bilsin, herkes görsün. Yani aynen. Şu bilinsin. Biz elimizdeki bilgiler Cengiz Han vasıtasıyla Çin'den alıp getirdiğimiz bu bağ
işleme tekniğini yani bizden daha öncesinde de yapan, bunu hayatına yedirmiş, bunu toplumuna kabul ettirmiş, sevdirtmiş başka toplumlar da var. Ya kesinlikle. Bu, hani bağ şöyle değil, hani Sümerlerde o kayıt geçiyor, bağ ondan önce yoktu diye bir şey yok. Mısırlarda, mumyalarda ondan daha eski boynlarında ya da kadınların şey olarak, tokov olarak kullandığı bağ şeyler var yani. Ama resmi dökümana dökülmüş ilk şeyi bir kil tableti var. Evet. Yani onu söylemek gerekir. Şimdi abi daha ilginç bir bilgi vereyim. Şimdi boynuzdan bağının birebir kopyasını yapıyor. Bu da belli bir süre sonra yetmiyorlar. Ve Alman Paul Schützenberger diye adında bir adam. Selüloz değil mi? Yani selülozdan, yani ahşabın ana maddesinden bağ yapıyor. Yıl 1865. 1865. Evet. 1920'ye kadar da yapıyor. Hala da yapılıyor. 1865'te selülozdan bağ desenli malzemeyi üretiyor. Aynen. Ondan şu anda bak, harika bir şey ya. Bak, harika bir şey. Yani ahşaptan yapılan. Abi biraz daha yaklaştıralım. Evet. Toka. Şey. Sedatçığım. Evet. Bu malzeme ben yanlış hatırlamıyorsam 25 yıl kadar önce Yunanistan'dan epey geldi Türkiye'ye. Bilmiyorum abi. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Sazda falan kullandı bunu şeyden olabilir. Ustalar. O tarihte bunu Cafer getirmişti Yunanistan'dan. Yunanistan'a bir takım müzik aletleri götürüyordu. Bunları getirdiğini gayet iyi hatırlıyorum. Ama bak, bir de daha sonra bir de galalit çıkıyor değil mi? Aynen. Galalitin çıkma sebebi selülozun yanmasıdır. Ha, selüloz yanıyor. Ve dayanıksız. Bir de basit asitlere bile karşı dayanıksız. Evet. Onun için şey geliyor, galalit geliyor. Ama dünyada hala da yapılıyor. Yani hala da selüloz kullanıp bu malzemeler yapılıyor yani. Ama ana tarihi 1865'ten 1920'ye kadar. Evet. Ve buradan şunu anlamalıyız ki Avrupa bu malzemeyi 1700'lerde, 1800'lerde kullanırken bizde de efendime söyleyeyim, az önce gösterdiğin o tahta pense vasıtasıyla olsa gerek, bizdeki ustalarda ya bize de bağ geliyor, biz de bundan tesbih yapabiliriz, biz de bundan boncuk yapabiliriz, aynen, düşüncesiyle, aynen, arzusuyla, iştiyakıyla, demek ki daha sonra bu sanat neticede bir yerden bir yere geçen bir şey. Yani biraz şey yapıyorum, böyle biraz hayal gücüyle ben şöyle diyorum, düşünsenize İstanbul bir yandan Müslümanların ve İstanbul'un şey Müslüman Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti, bir yanda şey kilisesinin, Ortodoks kilisesinin başkenti, illaki oraya gelen işte Katolik kiliselerindeki kardinallar olur vesaire. Düşünün, adam geliyor boynunda haçlı kaplumbağa, yani şey dedikleri malzemeden bağ. Pardon, kelimeyi unuttum. Bağ şey, tesbih. İlaki insanın ilgisini çekmiştir. Evet. Ve zaten yani, abi o şey dönemin mistik heykelleri var. Bağdan. Kutsal heykelleri din uygulamalarında kullanıyorum. Lafını kestim. Özür dilerim. Bu arada ben bir şey unuttum. Bağ'ın Avrupa'ya getirenler Hollandalılar ve Hollandalılar aleyküm esselam Hasan Dursun. Şimdi şöyle bir olay var. Kendileri kaplumbağa diye adlandırmış, Schildbade. Almanlar bunu söylemedikleri için Schildplatte demişler. Ve bütün Avrupa'da malzeme, yani bağ dediğimiz malzeme Schildplatte diye tanınıyor. Herhalde kaplumbağa derisi anlamına geliyor. Aynen, galiba. Kaplumbağa. Direkt kaplumbağa. Almanlar derisine çevirmiş biraz. Evet. Şimdi şöyle bir olay var. Ben biraz şey örnekleri göstereyim. Bul ustanın örneklerini göstermek istiyorum. Abi yakınlaştıralım.
Biraz daha yukarı kaldırırsan. Evet. Harika bir şey ya. Yani, çok güzel. Muazzam şeyler yapmış. Mesela cep saatleri yapılmış. Kapakları evet. Bunlar. Bir de belki sana bilmiyorum görmüş müsün görmüşsün bağının renk silesi. Evet. Bu renk skalasını Çin'de görmüştüm. Başka bir yerde görme imkanım olmadı. Yani biz hani böyle basit falan şey diyoruz. İnsanın aklı duran bir sanat eseri. Bu saatlerden yapmış. Çok değişik örnekleri Dolmabahçe Sarayı'nda görmüştüm. Tabii ki bu bağlar olunca İsviçreliler saati görünce rahat durmazlar. İsviçreliler de o dönemde bağdan böyle saatler yapmış. Tabii. Çok güzel. Böyle saatlerin alınıp satılmasının çok içinde oldum ben. Yani ya, kendim şahsen alıp satmadım ama. Bu ustanın elinden yapılmış bazı. Böyle bir saat sarayda buna benzer bir saat gördüğümü hatırlıyorum. Ya. Ama seni biraz şaşkına çevirecek bir şey buldum. Ben şahsen sedefkarlığın Mısır'da ve Müslüman kültürü olan yani Osmanlı kültürü olarak biliyordum. Almanların hangi Wilhelm Spindler adında bir ustası bir komod yapmış yani komodin yapmış. Papagay desenli 1765'te bağ ve sedef. Evet harika. Ben geçen bir Dolmabahçe Sarayı'nda çektiğim bir fotoğraf vardı. Ayakları koyun tırnağıydı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. O da Almanya ya da Fransa'dan Türkiye'ye saraya gönderilme hediye bir sedef eserdi. Harika bir şeydi. Yani onlar bu tür şeyleri çalışmakta abi dönemsel olarak çok mahirler. Yani nasıl yapmışlar bunları? O günkü çağın imkanlarıyla, o günkü çağın verileriyle yani nasıl böyle şeyler meydana getirmişler? Ben düşündüğüm zaman aklım duruyor ya. Yani mesela şunu söyleyelim. Bizim o dönemde Anadolu'da hiçbir şey yani gerçekten hiçbir şey derecesinde yoktu. Adamlar bağı, sedefi getirip muazzam saatler yapmışlar. Ha bu şey anlamına gelmiyor. Aleykümselam Resul abim. Bu şey anlamına gelmiyor. Bizim de mesela İslam dönemindeki bilgenler acayip teknik aletler yapmıştır. Eyvallah ona diyeceğim yok ama yakın zamanda 1600'lerden sonra Osmanlı döneminin de Avrupa'nın niye bu kadar hızlı bir şekilde ilerlediğini genelde sanatta görüyoruz. Tabii. Sanatın üretildiği yerde abi geometri vardır. Matematik vardır. Kesinlikle. Efendime söyleyeyim. Kültür vardır. Ekonomi vardır. Birçok şey yan yana gelir sanatı üretebilmek için. Sanat öyle kendi kendine kumdan çıkan bir şey değildir. Abi bir de bu malzemenin bir de kat kat üst üste konularak bir de kalınlaşması var. Aynen öyle. Orada da anlatıyor nasıl yaptığını. Hatta ben sana nasıl yaptığını şeyini de attım. Almanlar bunu ya bu çok incedir. Bu böyle olmayacak. Bunu hani daha fazla daha güzel şeyler yapmak için bunu kat kat presleyip bilmiyorum burada detaylara girmenin bir anlamı yok bence. Ama çok doğal malzemeler kullanıp şey edip bunu kaynatıp üst üste bayağı büyük şeylere katlamışlar yani. Evet. Tabii ben senin o paylaşımın vasıtasıyla harika bir bilgiye sahip oldum. Şu anda Filipin'de yeğenim de bizi izliyor ve mesajını gördüm yukarıdan. Şunu söylemeliyim, o da duysun, o da öğrensin, o da bilmiyor çünkü. Şimdi abi bu presleme aşamasında, kaynatma esnasında suya ne atılıyor abi? Ne tuzu atılıyor? Kaya tuzu mu atılıyor? Kaya tuzu. Evet. Kaya tuzu atmış değil mi adam? Aynen. Kaya tuzu atmış. Bir de yağ atmış. Ne yağ atmış abi? Keten yağı mı? Keten yağı. Tohum yağı. Tohum yağı. Keten tohum yağı. Keten tohum yağı atmış. Bak Hasan duydun mu? Presleme yaparken Alman'ın bulduğu mucize ilaçlardan ikisi. Birisi tuz, kaya tuzu, ikincisi keten tohumu yağı. Bunlarla şimdi, efendime söyleyeyim malzemelerin birbiriyle kaynaşması sağlanmış. Şimdi şöyle bir şey var.
İngiliz bir diplomat 15. Lütfi'nin sarayına gelmiş ve Versailles Sarayı'nda yürüyüşe çıkmış. Yani sarayın içinde yürüyebiliyorsunuz. O baya büyük böyle koridorlara evet. sahip. Yürürken işte aynaları görmüş, şeyleri görmüş ve şey diyor ki, ben o kadar çok bağ kullanılmış ki ben şaşırdım. Yani bu kadarı da nereden oluyor, bu bağ nereden geliyor meselesi. Sonra adama demişler ki senin evet sizlerin gördüğün çoğu aynalarda işte resimlerde kullanılan bağlar işte objelerde kullanılan bağ sana biraz önce anlattığım boynuzdan yapılan imitasyonlar. Yani düşün o adam bile ayırtamamış. Evet. O derecede iyi imitasyon yapabilmişler. Arkadaşlarımız selam veriyorlar. Yeni yayına girenler var, çıkanlar var. Selam verenlerin cümleten hepsinin selamını almış olalım. Selamlarını görmediğimi zannetmesinler. Kimse kızmasın. Aleyküm selam. Hepiniz hoş geldiniz. Muhteşem bir bilgilendirme yapıyor Sedat kardeşim. Benim bile 30 senede bilmediğim şeylerden bazılarını öğrenmiş olmak hakikaten insanı çok mutlu ediyor. Yıllarca bağ presiyle uğraşmış birisiyim. Hem kendim deneyimledim hem de Türkiye'ye Filipin'den gelen ürünleri pazarladım, sattım. Hep bir sıkıntı ve hep bir efendime söyleyeyim problem yaşadık. Ama bu paylaşımdan öğrendim ki, bu PDF'i okuyunca öğrendim ki çok küçük bazı şeyler hakikaten önemli nüanslar ve onlara uyduğun zaman demek ki sonuçlar alınacak. Ben de abi diyeceğim. Adamlar derecesine kadar vermişler ya. Bu kadar derece ısınacak, bu kadar derecede suya koyacaksın, bu kadar dakika bekleteceksin. Çıkarttığında bağa tuttuğun zaman kendi ağırlığından aşağı doğru esneyecek. Sakız gibi. Sakız gibi ve o zaman tam kıvamına geldi. Yani adamlar bazı şeyler öyle detaylı anlatmış ki aklın durur. Ama ben sana en ilginç bulduğum informasyonu vereyim. Şok olacaksınız. Bağ şu an ki Avrupa'da mesela bu kadar müzelerde restore edilecek şeyler var, objeler var. Bunların bağları nereden geliyor Necmettin abi? Bunlar ben şöyle biliyorum. Biz Fransa'da epey 40-50 kilo civarında fil dişi yakalatmıştık. Bunlar Türkiye'ye saraya gelecekti, Topkapı Sarayı'na gelecekti. Yıllar sonra öğrendik ki mahkeme sonucunda fil dişlerini kilise talep etmiş. Fil dişleri kiliseye verilmiş. Benim kanaatim odur ki bütün bu malzemeler kilise deposunda toplanıyor ve kiliselerin, sarayların restorasyonu esnasında oradan alınıp veriliyor. Benzer bir şey. Çok basit bir olay. İnsanlar, turistler herhangi bir yere gidiyor ya da senin gibi malzeme işte bağ alan birisi havalimanına geliyor ve bağların kağıtları ve dokümanları olmadığı için el konuluyor ve dünyadaki bütün havalimanları 1970'te Washington'da CITES anlaşması dediklerimiz, bu hani CITES listesi var ya, CITES listesi, o anlaşmaya göre biliyorsun bütün dünya imzaladı. Dünyanın neresinde bağ bir havalimanında yakalarsa o koruma altına alır ve havalimanının özel bir odasında tutulur bozulmaması için. Atıyorum uygun işte saklama koşulu altında. Aynen, uygun saklama koşulu altında. Ondan sonra bir sanatkar işte bir mobilya ya da herhangi bir saati restore edecek. Devletten aldığı özel bir dokümanla havalimanı, en yakın havalimanına gidiyor ve ihtiyacı kadar veriliyor. Evet. Para karşılığı olmadan. Bu uyulması gereken kurallara, kaidelere uyulmadan yapılan işlemler. Aynen. Bir de uyulması gereken kaidelere uyarak resmen getirirsin, resmen çekersin. Ben faturasını kesebilirim, yani yetkim var. Yok, sen için bunu demedim, yanlış anlaşılma olmadı. Ben bilsin diye arkadaşlar söylüyorum. Arkadaşlar bilsin diye söylüyorum. Yani 30 seneye yaklaşan bir iş bu, yaptığımız ticaret bu. Onunla beraber kültüre de hizmet ediyoruz. Kültürün de aleykümselam Hakan.
kültürün de ayaklanması için çaba sarf ediyoruz. Ne? Ama söylediğin gibi hadisenin öyle olduğunu biliyorum. Topkapı Sarayı'nın bir ustası vardı. Son ustalardan biri. Şimdi usta var mı yok mu orada zannetmiyorum usta olduğunu. Mehmet Usta vardı. Mehmet Usta emekli olduktan sonra Yunanistan'ın kiliselerini restore etmeye gitmişti. Bizden de fil dişi talep etmişti. Ona dedik ki ya sen fil dişlerini buradan nasıl götüreceksin ki? Ya dedi siz dedi vereceksiniz dedi Fener'deki şeye. Balat'taki Fener patrikhanesine. Onlar gönderecekler oraya. Hiçbir sorun yok dedi. Biz verdik oraya. Faturasını da kestik. Parasını da aldık. Sonra bir geldiğinde dedi ki artık dedi şeye dedi ihtiyaç yok. Fil dişine ihtiyaç yok. Fil dişini Atina'daki kilise şeyden alıyor dedi. Kiliseler Birliği mi artık neresiyse oradaki depodan temin ediyor dedi. Sen fil dişi derken aklıma bir şey geldi. O söylemeyi belki arada unuttum. Gökhan Aka hoş geldin. Bağının imitasyonu iki tane başka malzemede kullanılmış. Bir fil dişi, iki de hani bizim tespih yaptığımız siyah ahşap var ya, ismini unuttum şimdi. Abanos. Abanos, evet. Abanos ağacı da kullanılmış. Ne yapmışlar onlar da orada? Fil bağının imitasyonunu yapmışlar. Aleykümselam Gökhan. Bağının imitasyonunu fil dişi üzerinden, fil dişi marifetiyle yapmışlar. Fil dişini alıp artık hangi bir şeye tabi tutmuşlarsa onun bağını imitasyonu yapmışlar. Bir de abanoz ağacında. Allah Allah. Ağaçla fil dişinin ağaçla bağının nasıl bir ilgisi var ama? Bir renkte belki siyah olmasından kaynaklanıyor. Allah Allah. Ama hangi şekilde nasıl yapıldığı anlatılmıyor, sadece küçük bir informasyon olarak alttan geçiyor. Şimdi Türkiye'de sedefkarlıkta abonos kullanılır. Sedef, evet. Bağı, abonos, fil dişi ya da kemik bunlar hep beraber kullanılan bir cümbüştür. Ortaya harika görüntüler çıkar. Sen Türkiye'ye gelirsen inşallah ben seni götüreceğim, gezdireceğim. İnşallah. Birkaç tane camiyi göreceksin. Bak ne harika eserler var. Bunların birçoğunda da imzamız var. Bizim verdiğimiz malzemeler var. Hatta aslında seni böyle götürüp de bir gezdirmek lazım. Topkapı Sarayı'nda bir gezdirmek lazım. O çok güzel. Müthiş bir edinecek insan. Yani ben hep söylüyorum böyle yayınlarda. Yani arkadaşlar gidin, gezin, görün. Önemli rakamlar değil. Verin bunları. Dağarcığınız, bilginiz artar, gelişir ve öğrenirsiniz diyorum. Şahsen olarak bütün araştırmaların en hayran kaldığım buydu. Biraz daha yaklaştır abi. Sedef ve bağ bu kadar mı güzel? Muhteşem. Ama çok yakışıyorlar birbirine. Hakikaten İşte öyle. İşte ben renk silesinden tut işçiliğe hayran kaldım. Yani şimdi biliyorsunuz. Bak abi yani ustası belli 1765. Biz 1765'te ustası da 65'te. Aynen. Bunu böyle yapıyorlar. Bak 1765'te bunu böyle yapıyorlar. Bu evet. Sanatı böylesine kişneten insanların olduğu bir dünyada, yani bu nerede yapılıyor abi? Fransa'da ya da İtalya'da değil mi? Almanlar yapmış bunu. Almanlar yapmış. Yani 3000 kilometre İstanbul'a. Evet. Ve bu bilgiler, bu sanat gelir, İstanbul'a gelir. Ve en nihayetinde bu bağı kullanan insanların bundan, işte senin az önce söylediğin o papazların falan şeyler yapması, aynen, boncuklar yapması, ibadet araçları falan üretmeleri. Bizim memlekette de benim kanaatimce o tarihlerde bağdan tesbih yapma geleneğini bence başlatmış olması lazım. Ki bizde de o tesbih arzusu harekete geçmiş. Bugün bilme sebebimiz bundan olsa gerek ki bağ tesbihin peşine düşmüşüz. Yok kesinlikle. Bağ dememizin sebebi ne? Yani bir yerden beslenmesi lazım bu. Ya bir de adamlar baya teknikler öğretmişler. Yani şimdi atıyorum sen hani biraz önce bağı gösterdin ya, onu gene bir göstersen.
Aynen. Şimdi düşün ki bunu hiçbir başka materyal kullanmadan bir tane kutuya çevirecekler. Hap kutusu ya da işte bir şeylerin içine koyacak küçük bir hanımlar için bir kutu yapacaklar. Bunu ısıtıyorlar, form yapıyorlar ve formun üzerine soğuk şeyle basıp hemen formunu alıp kesip kapağını yapıp bitti. Herhangi başka bir malzeme kullanmaya ihtiyaç bile duymuyor yani. Şimdi Bünyamin Usta'yı da alalım. Artık Türkiye'ye tabii ki gelelim. Tabii ki. Bünyamin Hocam burada mısınız? Ben kamerayı bir 3 dakikalığına çevirsem olur mu? Olur. Tamam. Ben geliyorum. Bünyamin Usta. Abi istersen bir paylaş ustamıza. Ben davet gönderdim ama. Ha, burada evet. Alo. Bünyamin Ustam. Gelebildi mi? Yok abi daha gelmedi. Bünyamin Ustam davet gelmiş olması lazım. Kabul edin. Ben gönderdim ama. Ya da kendisi istek atsın. Sol altta. Ben şeyde göremiyorum. Ustam yorum yaptığınız yerin solundaki sembole basarak yayına davet gönderebilirsiniz. İsterseniz o şekilde deneyin. Gördüm acaba? İyi akşamlar hocam, hoş geldiniz. İyi akşamlar Mehmet Bey kardeşim. Hoş geldiniz. Necmettin abi. Evet. Sayın moderatörümüz, gel geldim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Hoş geldin abi. Estağfurullah. Evet. Aleykümselam. Selam aleyküm. Aleykümselam ustam. Selam. Hoş geldiniz ustam. Üstadım. Hoş geldiniz hocam. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi misin ustadım? İyi misin? Sağlıcakla. Hamdolsun, hamdolsun. Hamdolsun. İyidir Allah'a şükür. Allah iyilik, sağlık, afiyet versin. Şimdi bağı konuştuk. 7000 yıl çok güzel olan... çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim ya. Neler biliyorsunuz? Hiçbir vallahi, şey bilmiyor musunuz? Valla Bünyamin abicim bu kadarını ben bilmiyordum. Bir kitap aldı bizi götürdü başka bir yerlere. Efendime söyleyeyim. Sonra Sedat Bey kardeşimle tanıştırayım sizi. Kendisi İsviçre'de. Elinden öperim hocam. Efendime söyleyeyim. Utku da genç şeylerimizden. Sedat Bey nerede? Delize dedin abi anlayamadım. Nerede? İsviçre'de. Ha İsviçre'de. İsviçre'de. Evet. Efendime söyleyeyim. Sedat'la konuşurken ederken Sedat da araştırma yaptı falan derken abi ortaya bambaşka şeyler çıktı. Çok, sen biliyorsun. Çok sen değişik bilgiler aldık ya. Sen Türkiye'de ilk Bağ Pres'ten tesbih yapan ustalardan birisisin.
Evet, hatta, evet. Hatta herhalde Cem sen aynı dönemde başladınız. Yok sen daha önce başladın. Daha önce. Daha önce ben tam 83'ten beri. Evet. 83. Ben şimdi ben daha bir yaşındaydım o zaman. Evet. Maşallah. Şimdi üstadım bak o presleri mesela biz bugün yapmaya çalışıyoruz. Kat kat üst üste bağları presliyoruz. Bazen güzel oluyor. Çoğu zaman da güzel olmuyor. İstediğimiz kalitede olmuyor. Evet, ama senin evet. yaptıklarında mesela harika onlar. Bugün bile o tesbihler hala duruyor. Üstlerine sen hatırladığım kadarıyla pırlanta falan da çakmıştın galiba. Şeye yapmıştım. Aytekin abiye yapmıştım. Evet, Aytekin'e yapmıştın. Onlar hala duruyor. Ama bugün aynı şeyi sonucu alamıyoruz. Bak şimdi bugün Sedat'ın bulduğu belgede bu işlem yapılırken tuz ve yağ konulması gerektiği ortaya çıkıyor. Bunu Almanlar 1700'lü yıllarda bulmuşlar. Biz 2000 yıla gelmişiz. Hala daha bu noktada cahiliz, yetersiziz. Gene senin sayende bu piresi millet öğrendi. Biz onu da hiç bilmiyoruz. Evet. Üstadım sen bize tesbihte bağı anlat ya. Bu ahali çok güzel bir tanıyor, seni biliyor efendime söyleyeyim. Senin ağzından bir bağı duysunlar. Abi çok güzel bir malzeme. Hem işlemesi güzel, zevkli. Hem de kendisi çok güzel. Yani allı yeşilli efendim tam şeyleri o sarı ışığın damarları siyah karışık. Çok değişik güzel bir malzeme. İşlemesi de çok güzel, zevkli. Efendime söyleyeyim. Tesbih olduktan sonra da zaten tadına doyum olmuyor. Kesinlikle. Evet. Bak. Sedat hemen çıkartıyor evet. bağ tesbihini gösteriyor. Maşallah maşallah. Ama ben... Necmettin abinin elindeki daha güzel bence. Ya o ya. Ama ustam yani. Sapsarı. Ya sap. Bak şimdi o sapsarı seninkisi simsiyah. Benimki kızılma. Ben güneşte daha güzel gelir. Bak sana nispet ettirtti görüyor musun Sedat? Bak Necmettin abi bak ben o sarıdan istiyorum ha. Üstadım bundan senin için bir malzeme getirtiyorum. Bununla ilgili. Bunu ben sarıdan istiyorum ha. Tamam. Buna göre. Tamam ben sana onu getirtiyorum. Allah nasip kısmet ederse şey yapacağım. Ama sarının dışındaki öteki kabuklardan da hala hazırda yaptığım şeyler var. Neyse çocuğunu paylaştıkların şeyini göndereceksen bana. 14'lük, 15'lük. 15 bir de abi bak. 15'lik. Şimdiye kadar hiç görmemişim. Yani ben en fazla 11'lik tesbih yaptım şeye. Ali Demirel'e öyle beyazlı, sarılı güzel. Daha ondan kalınlığı yapmadım. Evet. 11'den fazla yapamadım. Evet. Çıkmıyor abi. Yani kabuklardan öyle bir şey çıkmıyor. 11 senin tesbih yapabilmen için malzemenin 6,5 olması lazım. 6,5 kalınlığında bir malzemeyi şişirdiğinde 13'e tekabül ediyor. Sana 13 verdiklerinde de senin de işte çıkarabileceğin 11, 11,5 gibi bir tesbih olur. Evet tabii. Düzgün olursa 12 de çıkarırız da. Düzgün olursa tabii eğri büğrü bazen resleyenler güzel yapamıyorlar. Eğri oluyor, bir tarafı çukur oluyor, bilmem ne. Ama dediğin Sedat, sonra... tüm koşullar yerindeyse, evet. Yani malzeme böyle kendi kendine termoplastik olması nedeniyle geri dönmeye çalışıyor. Aynen. Evet. Eski haline gelmeye çalışıyor. Yani sen ona bir şekil veriyorsun ama o şekilde durabilmesi için onun bir gün falan bir baskıda durması lazım. Ona rağmen gene geri dönüyor abi. İşte abi şöyle kışlık tespit deriz. Allah bu özelliğini de hiç bilmiyordum ha. Vallahi öyle. Yo, abi şeyde Jakarta'da şeyler aldım, bağlar aldım. Şimdi bunun bir şeyi var, sistemi var. Yani gümrükleme sisteminde bir takım oyunlar var. Yani yol açmış, sistem yol açmış. Sen o yoldan girersen
hiçbir şey olmadan malzemenin ithalatını yapabiliyorsun. Çünkü bu restorasyonlar başka nasıl yapılacak? Hı-hı. Abi ısıtıyorum, tamam mı? Isıttığım şeyi ütüyle ısıtıyorum. Ha, resmen ütüyle ısıtıyorum. Bir tane ütü aldım. Şöyle küçük bir ütü. Basıyorum ütüyle. Ütüyle yumuşuyor. Abi tahta parçaları aldım. Senin o hani okuduğun tahta parçaları var ya Sedat. O tahta parçalarından aldım. Onun üstüne bağıyı, üstlerine de şu kaldırım taşları var ya. 3-5 tane kaldırım taşlarını koyuyordum. Vallahi abi bak öyle saatlerce tutuyordum onu. Ona rağmen bak geri dönmeye çalışıyor, düzelmeye çalışıyor. Allah Allah. Öyle bir malzeme yani. Ya bir de şöyle bir şey var. Yani adamlar yazmış ki biz o dönem yakaladığımız 75 kiloluk bir Şahin Gagalı kaplumbağadan 2,5 kilo ve bayağı kalın alabiliyorduk. Bugün öyle hayvanlar kalmadı. Yok sen bugün öyle bir ağırlıkta hayvan kolay kolay bulamazsın. Mümkün değil canım. 75 bugün kilo. 75 kilo, 50 kilo, 25 kilo denk gelebilecek olan onlar. Ama 75 kilo bağ kalmadı. Hayvan kalmadı yani. Abi İsmet en kalın, yazmış. En kalın ne kadar oluyor Necmettin abi şeyi? Palet dediğimiz. Ben Brezilya'dayken bir arkadaş bana fotoğraf gönderdi. 2 kilo 100 gramlık bir setti. Onda 6,5'lar 7'ler olabilir. 6,5'u 7'yi şişirirsen o da 13'e falan tekabül eder. 13, 12, 12,5 o civarlarda olur. Sizin de yapabileceğiniz tesbihler şey oluyor. Yeterli olur. Yeterli olur o zaman. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ne kadar kalın hayvan o kadar yaşlı. Hayvan ne kadar yaşlı denizde gördüğü darbe o kadar fazla. Ya bir gemiye çarpmış, ya bir motora çarpmış, ya bir kilikaya çarpmış, ya gelmiş ona bir hayvan çarpmış. Efendime söyleyeyim katil balinası var denizde. Efendime söyleyeyim o beyaz bilmem ne dişli şey var. Köpek balığı. Köpek yani balığı var. Kalın olduğu kadar da yıpranmış oluyor abi değil mi? Aynen. Tabii şimdi aynen. Mücadele ediyor hayvan onlarla. Anlıyorsunuz değil mi? Hı-hı. Bu mücadelenin tamam. Sonucunda bu hayvan yara alıyor. Bu hayvan yara alıyor. Bünyamin kardeşim inan sözüme ne kötü 20 bin dolar bugüne kadar ben kaplumbağa kabuklarından zarar etmişimdir. Almışımdır. Sıkıyorsun çatlak. Sıkıyorsun çatlak. Sebebi bu. Kalın olunca böyle sorunlar çıkıyor karşımıza. Şimdi bir şeyi unuttuk. Şu kabuk mesela. Bu genel itibariyle 4-4,5 veriyor bu hayvanın kabuğu. Şimdi arkadaşlar bilsinler ki bu kabuk o tanıtıcı fragman parçada da söylediğim gibi bu neresinden baksanız 5 kat var bunun üstünde. Yani 8-10 bile olabilir. Ben sayabildiğimi saydım, görebildiğimi gördüm. Bu tek parça gibi görünen şey aslında birbirinin üstüne binmiş katmanlardan müteşekkil. Bu doğal katmanlı. Büyük bir sırrı. Bu hayvanın kabuğu kadar keratin yoğunluğu olan başka bir hayvanın uzvu yok. Yani hiçbir diş böyle değil. Hiçbir efendime söyleyeyim tırnak böyle değil. Bu çok kendine nevi şahsına münhasır böyle bir malzeme. Ve dalgalı olmasının sebebi de bu. Yani bir bakıyorsun bir tarafı 3,5, öbür tarafı 4. Ben bugün bir saat kadar çalıştım. Valla biraz malzeme kestim. Bünyamin Usta başım döndü ya. Çünkü bir tarafından düzeltmeye çalışıyorum. Öbür tarafı 3,5 görüyor. Bu tarafı 4,5 görüyor. Öbür tarafında içinde 5 var. Yani ben 5'e ulaşmak için bir sürü malzemeyi ya telef edeceğim yahut da onlardan küçük şeyler keseceğim. Ölçüler hı-hı. keseceğim ve ondan sonra o ortadaki kalın olan kısma gideceğim. Şimdi o kalın olan kısım işte sevgili arkadaşlar hayvanın yıllar içerisinde o kabuğu oluştururken en çok birikim yapan yeri. Yani ben artık evet. bunu öğrendim. Çünkü ucuna bakıyorsun 2,5, ortasına bakıyorsun 5.
Yani evet. Demek ki kabuk kendi kendine kalınlaşırken, hayvan beslerken sırtını ne deniyor ona? Kask mı deniyor? Öyle bir şey deniyor herhalde. O orayı beslerken her taraf aynı müsavi beslenmiyor. Bu kaplumbağanın sırt tarafından mı oluyor bir şey kabuk? Tabii. Bunlar senin üstte gördüğün tarafları. Bunlar 13 parça oluyor. Üstte gördüğün göğsünden tarafları. De, göğsünden bunlarsa, de çıkıyor mu öyle bir şey? Bak. Bunlarsa Bünyamin Ustam, bunlarsa hayvanın paletleri. Palet dediğimiz yerde hayvanın kuyruğunda iki tane parça. Ustam sen Sedat'cığım şeyleri söylemedin. Bu kabukların sayılarını söylemedin. Ya sonradan benim de şimdi sizi dinlerken unuttuğum şeyler vardı. Mesela çok ilginç bir bilgidir. Almanların, Fransızların, ustaların kendi yazdıkları sanatı üzerine kitapları var. Yani not aldıkları kitaplar var. Hepsinin kayıtsız şartlı şey geçer. Bağa çalıştığımız en zor malzeme. Allah Allah. Hepsinin bağa çalıştığımız en zor malzemedir. Evet. Yani belki o ısıtması, şişirmesi zor da aynen. Ama yapması o kadar zor değil. Ya yok, tabii senin önüne getirinceye kadar ama. Yani. senin önüne getirdikten sonra Bünyamin Usta. Kolay. Senin önüne getirdikten sonrası kolay. Ama orayı getirmek çok zor. Aynen. Abi işte öyle değil. Ustamız da tecrübesinden böyle diyor. Şimdi yüksek hızda ısıtarak çalıştığınız zaman formu bozulacaktır. Evet. Evet, erir. Cilası için cilası bile hızlı devirde olmaz onun. Tabii ki. 3000'de devirde olmaz. Bu sefer şeyler meydana getiriyor. Ayna dediğimiz şeyler meydana getiriyor. Mesela ben unuttum. Yamuklaştırıyor. Paletin ateşle yapılması meselesi var. Ateş. Koç boynuzu gibi. Aynen koç boynuzu gibi paleti ateşe tutulup da yapılıyormuş. Mesela Almanlar palette sadece onu kullanıyor. O tekniği kullanıyor. Allah suda Allah. Değil. Aynen. Ya neyse bizim değil. Onlar bizim işimiz değil. Onlar Necmettin abiye ait. Necmettin abi. bizim önümüze sağlam gelir. Onu sadece yaparız. Başka bir şey yapamayız. Değil mi usta? Bize ne? Kendisi alıyor, kendisi yapıyor. Bize Zorin Necmettin abiye. Kolay işler de bize. Yani. Çok zordur. Keyif almasa bir insan, yaparken bundan mutlu olmasa, inan ki yapılacak bir şey değil Bünyamin Usta. Evet, tabii. Ama ben zaten zevk işi, zevk. Keyif başka alıyorum. Yani. Keyif alıyorum. Evet. Efendime söyleyeyim. Başladığım zaman bu malzeme yoktu ve bu malzemenin bir kültürel eksiklik olduğunu hissetmiştim. Ve çalışmak da bana bunu çok haz vermişti. Ben de hiçbir zaman bırakmak isteği olmadı. Olduğu zaman bile aslında kerhen ettim diyordum. Fakat bırakamıyorsun. Yani bu sigara bırakma. Sakın bırak. Kokusu nasıl? Bırakma abi. Kokusu yok. Kokusu çok. Ne diyor Utku? Abi doktor beyimiz Güngör Bey diyor ki bu kadar meşakkatli safhalardan geçen malzemenin büyük ölçülerde bu kadar keyifli olması boşuna değilmiş. Tabii. Doğru söylüyor. Yani birçok evreden, birçok mutfaktan en son sanat eserine dönüşüyor. Emek. Tabii şimdi ustanın yaptığı tesbihler var. Ben biliyorum bazı insanlara yaptığı tesbihler var. Hiçbir şekilde piyasada görmezsin o tesbihleri. O tesbihler girdiği yerden çıkmaz. Evet. Kişilerin ya adını söylememize gerek yok. Efendime söyleyeyim. Volkan aleykümselam, hoş geldin. Neden? Çünkü alan da ne aldığını biliyor. Muhammed Mustafa. Muhammed Bey, mod skalasına göre bağının sertlik derecesi 2.5. Evet, 2.5. Sertliği 2.5. 2.5 civarı. Sertliği 2.5, hızlı yumuşar ve hızlı genleşir. Aynen. Kokusu da çok kötü değil. Gergedan boynuzu kadar kötü değil yani.
Bazı ustalarda şey duydum, kokusu günlerce işte atölyenin içinde kalıyor. Bu işte olsun canım, gibi. Yani bu mesele değil de yani gergedan daha çok kötü kokuyor. Gergedan boynuzu çok, çok kötü. Bünyamin Hocam, Mustafa Kule'yi tanıyacaksın inşallah. İnşallah. Mustafa, ben yanına giriyordum, çıkıyordum bu malzemeleri kesmeye gitmeye falan filan. Bana diyordu ya abi Allah aşkına kapıyı kapat öbür tarafta sen yap ya koku benim midemi bulandırıyor falan diyordu. Abi ben onu ya bir tane tespih yapsana bir tane daha yapsana falan filan derken onu bir alıştırdım bağa. Şimdi bağ ona şeker gibi geliyor. Öyledir, alışkanlık öyle. Tabii ki alışkanlıktan. Alışkanlık ben de mesela hiç şey etmem onu irdemem yani. Kokusundan hiç şey etmem de ben çarşıda olduğum için bazen pazar günleri kesmek zorunda kalıyorum öyle şeyleri. Evet. Çünkü millet kokuyu görünce ya bu ne oluyor, bu ne koku nereden falan. Necmettin abi benim ustamla bir küçük anım olduğunu biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Böyle bir pazar günü aynı gene burada oturuyorum. Instagram'da baktım iki tane insanın çarşıda böyle anlarını birbirine koymuşlar konuşuyorlar. Ama öyle derin derin bir sohbet. Ustam paylaşmış acaba ne konuşuyorlar diye. Ben de altına yazdım. Ne olduğunu bilmiyorum ustam ama mevzular sanki çok derin. O da yazmış bildiğimizden daha fazla derin. Şey Erzurum istihbarat Erzurum istihbarat teşkilatı. Aynen. Ehramlı kadınlar. Aynen böyle anlarını böyle ama gerçekten anlar böyle yan yana böyle pıçkırılıyorlar. Utku abi İsmet abi bir soru sormuş. Ustalarım günümüzde ben şahidim ve gördüm. 15-14 yani kalınlık ölçülerinde bağ gördüm. İnanamadım ve satıcıyla tartıştım. Bunun hikmeti nedir? Böyle bir bağ olur mu? Ne diyelim abi? Çok nadir belki şişirme olabilir. Ne dedi bir daha? Ama prestir. Diyor ki İsmet abi 14-15 milim kalınlıklarında bağlar görüyorum ve satıcılarla tartışıyorum. Orijinalliği konusunda böyle bir şey var mı? Hikmeti nedir diyor. Bu memlekette 14-15 bağ hiç olmadı. Ne Osmanlı döneminde oldu, ne Osman Hamdi Bey'in öyle bir tesbihi oldu, ne Necmettin öyle bir malzemeye imza attı, ne rahmetli Yusuf Özgen öyle bir tesbih yaptı, ne Bünyamin Hocam öyle bir tesbih yaptı. Çok evet, öyle yapamadım. Ya ben şahsen duymamıştım. Pires, yani, abi pires olabilir mi varsa acaba? Presleme malzemedir ha. Pires yani, olabilir belki. Yani presten de olsa, evet. Kat kat presten de olsa o 14-15 açılma istidadı gösterecek tabii, bir malzemedir. Tabii o mukavemeti açılıyor zaten. Açılıyor. Evet. Azıcık yani, şey ettim, ısıttım mı açılıyor o şey. Herhalde bir defa 12'lik mi vardı, 13'lik bir bağ vardı en son gördüğümde böyle büyük. Yoksa yanılmıyor muyum emin değilim. Ben ama 14-15 bağ yüksek bir rakam. Valla ben bugün bir tane 6,5 vardı. Şişirdim. Şişirdim. 11'de şişirdim herhalde. Baktım yok. 11 yemiyor. Çünkü geri dönüyor hemen. Kabuk geri dönüyor. Hemen sıcağı sıcağına indirdim onu aşağıya. 10,5'a ya da 10'a koydum herhalde. Orada şişti. Orada daha şey kaldı. Ya, pres varmış abi. Ümit Sayılı Hocam diyor ki Gürcan Öncü Usta'nın altın işleme yaptığı presler vardı. Preslere zaten hayır demiyoruz ki. Preslere hayır. 12,5 milim pres. Palet bağı evet, vardı. Evet 12,5 aynen Güngör Bey. O prestir o zaman. İşte o nasipse işte Bünyamin Usta'm da öyle 12,5'luk bir Güngör Hocam yapacak inşallah usta bir gün. İnşallah. Ben vereceğim malzemeyi kendisine. O biriktirecek aynı Hüseyin Çelik gibi. Biriktirecek. Bir gün bir bakacak diyecek ki tamam buradan bir tane 12,5'luk alırız. İnşallah. Bekliyorum dört gözle. Ama gerçekten zaman gerekiyor abi biriktirmek. Olsun neyse. Çünkü beklerim. Hocam başka türlü olmuyor bunlar. Yani olmuyor.
Tamam, bekleriz, sabırlıyız. Biz dün 3 kişi 4 kişi konuşuyorduk. Biz konuşurken üstten fotoğraf geldi. Efendime söyleyeyim, Endonezya'da bir miktar palet bulmuşlar. Gördüm paletleri. Paletler buraya gelene kadar bir 2-3 haftayı bulur. Ondan sonra gene içinden 2-3 tane falan öyle şey çıkar. Kalın çıkar. Mesela şu tespih. Bu tespih abi kaçlık abi, o kaçlık o tespih? Kaçlık bu? 9,5 11-15,5. Maşallah, güzel. 11-15,5 bu tespih. Şimdi bu malzeme tespihini yaptı Mustafa. Abi dedi yetmez dedi. Başka malzememiz de kalmadı. Onunla ortak malzememiz. Hı-hı. Ne kadar eksik? 8 tane mi boncuk dedi? Ne öyle bir şey herhalde. Bende de 8 tane böyle palet parça vardı. Onları böyle natürel olsun diye koyuyordum Güneyim Ustam. Kenarda duruyordu. Çıkarttım onları. Utku bunu biliyor zaten. 8 tane olduğunu. Çıkarttım onları, şişirdim. Verdim. Mustafa bu tespihi böyle kurtardı. Yoksa bu tespih yarım kalmış olacaktı. Yani bu kalınlığı elde edebilmek öyle kolay bir şey değil. Zaman alıyor. Meşakkatli bir iş. İşte kaderi gerçekleşememiş bir malzeme. Şişirmeden yapacaktık değil mi abi onları? Öyle düşünmüştük. O gün başkası içindi o hesap. Evet. Allah da nasip etmedi. Hocam yarın Hasan sana sırçalıyı gönderiyor. Normal kukayı gönderiyor ve şeyi gönderiyor. Sırçalık buldun mu abi? Gergeden ağacını gönderiyor. Tamam. Efendime söyleyeyim. Yarın mı? Yarın mı kargo? İstersen kabuklar kargoya. İstersen kabuklardan da bir miktar şişirdiklerimden var. Gerçi böyle tamam. Böyle bir kalınlık yok ama almak istersen ben koyayım göndereyim sen bakarsın. Gönder abi, Bünyamin hocamıza bir soru var. Evet. Ustamızın en sevdiği malzemeyi soruyorlar. En sevdiği malzeme kuka 1, damla kehribar 2, baga 3. Duydun. Kuka, damla kehribar, baga. Peki şunu hem fikir miyiz? Bence bağ yeryüzünde Rabbimin tarafından yaratılmış muazzam bir malzeme. Öyle. Damla öyle değil, damla da öyle. Damla öyledir. Yani kehribar, şimdi kehribar o sıkmaymış, ondaki o damarları, ondaki o şeyleri, hareleri gördüğün zaman değişik, çok güzel bir şeyler ya. Aynen. Damla kehribar, kuka da öyle. Kukayı, en çok kukayı seviyorum zaten. Kuka, ondan kuka sonra baba. Yani Ustam zaten çok... orijinaller, doğanın taklidi, imitasyon şeyler değil, doğallar. Yani, doğal olduğu için seviyorum zaten. Yoksa evet, diğeriyle yapmaları aynen, değil. Ama kukanın şeyi liflisini sevmiyorum. Açıkça söyleyeyim. Dile siyah lif oldu mu sevmem ama tertemiz oldu mu ne rengi olursa olsun, ne damarda olsun şey severim. Duydum. Ustam ben her zaman kukanın diyor liflisini diyor sevmiyorum. Diyor. Ben sizin şeylerle bak. Onların lif yapılarına bak. Değil mi? Kesik mi onlar? Evet, öğretmendim. Bir sene yaptım. Öğretmenden ustalığa geçiş nasıl oldu? Çok seviyordum tespihi. Efendime söyleyeyim. Böyle işte elimde bıçakla zeytin tanelerinden uğraşıyordum. Sonra baktım bu iş makineyle olması lazım. Ondan sonra çarp düzen ettim. Öyle bizim Erzurum'un oltutaşçıların yaptığı çarptan. O da hoca güzel değil. Dedim bunun tornayla olması lazım. Gittim o zaman İstanbul'da Sükuti vardı. Sükuti. Necmettin Ali biliyor. Hala var Sükuti. Ha, orada bir torna var. Baktım o zamanın parası. Dedi 200 bin lira. 200 bin lira mı işte 200 lira mı? O zaman dedim tak 80, 81, 82 yılları. Ondan sonra dedim üstündeki şeyi çıkarırsan frezesi de var. O zaman kaç olur dedi. Dedi 160'a olur. Dedim tamam ver. Aldım geldim. Başladım bismillah. Düşünebiliyor musun Utka? Ben ve sen daha dünyada değildik ya. Evet. Sen o zaman yoktun. Önümüzde bu kadar büyük bir tecrübe var. Sen nerelisin? Kesinlikle abi. Ben Mardinliyim. Mardin maşallah. Evet. Bünyamin abicim Selçuk kardeşinin sana hal hatır sorduğunu söyleyeyim. Selam. Çok teşekkür ederim. Hayırlı
akşamlar dilerim Selçuk. Berdeci mi? Selçuk Berdeci. Selam. Soruyor. Selam veriyor. Selamlar. Selam diyelim. Hamdolsun. Güngör İsmet kardeşim yani sözünde haklısın. Maalesef öyle. Bağ çok özel bir malzeme. Çok kıymetli bir malzeme. Yerine konması, yerine bir şey ikame etmek kolay değil. Topkapı'da da şeyini gördüm ben abi onu. Kaşık, kaşık. Topkapı Sarayı'da. Kartlar kaşık. Var, kaşıklar var. Efendime söyleyeyim. Paraklar var. Gözlükler var. Abi gösterelim mi? Göster. Sedat abi gösterelim o objeleri. Önündeki çıktılardan. Kaşık, kaşık. Topkapı Sarayı'nda. Topkapı Sarayı'nda kaşık gördüm ben. Biliyorum. Var, var. Onların... Var, var. Var, ama kaşık da var evet. Bende yok. Bende kaşık yani tarak şey var. Tarak, sadece, tarak evet. Taraklar var. Şey yani o zamanın kalkma şey. Eskiden abi Necmettin abi sen bilirsen tarak yapardılar. Tarak yapardılar bağa taklitinde. Evet, bağa taklitinde evet, taraklar evet, vardı. Bilirim. Buyurun abi işte burada. Mustafa. Bilirim. Ha burada. Kemal vardı. Yaklaştıralım abi. He? Evet. Evet. Selülozdan tarak bunları şey. Abi Mehmet Ali bir şey sormuş. Presin ve şişirmenin arasındaki fark nedir herhalde soran arkadaşlar var. Aleyküm selam Murat'cığım. Bir de abi şöyle de bir şey var. Palet denilince aleyküm presle de karıştırılıyor. Bağ malzeme olarak kaplumbağa kabuğu. Evet. Yöntem işleme bizim tornamıza gelene kadar ki o süreçten geçen iki çeşidi var. Şişirme ve pres. Palet malzemenin yeriyle alakalı bir kısım. Abi sen bunu biraz açarsan. Pres, palet, aynen. Şişirme. Çok evet. Çok iyi olur. Şimdi bizim ben... ülkemizde bağ bu haliyle sedefkarlıkta kullanılıyor. Şimdi inşallah böyle bir enteresan kutular yaptırtmak düşüncesindeyim. Kutuların üstünde sedeften allame yazacak, bağının içine gömülecek. Efendime söyleyeyim, bağların altında da altın varaklar olacak. Öyle tesbih kutuları yaptıracağız. Bunlar... Kabuklar böyle kullanılabilir sedefkarlıkta. İnce tesbihte kabuklar. Tesbihte kullanılan bağlar iki türlüdür. Ya prestir yahut da şişirmedir. Şişirme dünyada bizden başka hiçbir yerde yok. Az önce bir fotoğrafını paylaştı Sedat. Tahta penselerle Osmanlı döneminde bağlar şişirilirmiş. Sonra Yusuf abi bunu ayarlı penselerle yapmaya başlamış. Ben bunu şeyle yapmaya başlamıştım. Mengeneyle. Mengenenin arkasından krikoyla devam ettik. Kriko bugün şeye geldi. Hidrolik pres makinesine denk geldi. Bu gördüğünüz kabuğun herhangi bir yerinden uygun bir ölçüde kalınlığa göre 2.8 keserek onun uygun deliğine soktuğunuzda kaynatıyorsunuz falan preslediğiniz zaman şişirme yapmış oluyorsunuz. Tek parça kabuk. Tek parça kabuktan tek parça bir şişirme meydana gelmiş oluyor ama bunlar genellikle ne olabilir? 6, 7, 8, 9 milim kalınlığında bağlar olur. Bunun daha kalını bu bağlardan çok nadirdir. Bak ustam Ali Demirel'e yapmış bir tane. 12 mi dedin abi? 11 mi dedin? 11 milim dedi. 11. Çok aykırı bir şey. Ben o kabuğu da hatırlıyorum, biliyorum. Efendime söyleyeyim. Ali onları aldı. Şimdi öyle kabuk çıkmıyor. Öyle kabuk dönemi kapandı. Mesela bunlar şeydir, tabloların köşelerindeki şablonlardır, bayi form vermek için. En sağdaki, bize göre en sağdaki, ortadaki resimde bulunan pres makinesi bende var. Manueldir o. Manueldir. Bende var.
bir Japon'un isteği üzerine kendi tarzlarında kendilerinin kullandığı alet edevatla yaparsan, işte yemek kaşıkları var ya Japonların, onlardan istemişti bağları. Ben Endonezya'dan gelir gelmez yapmaya çalıştım ama şey alamadık, sonuç alamadık. Ama bence bu günün en ilginç olayı şişirmenin Osmanlı döneminde has bir olay olduğunu, Japonya'da, Fransa'da, Almanya'da, başka bir yerde olmaması. Evet. Bu Osmanlı işidir. Bu bize ait bir gelenektir. Şişirme. Şişirme. Mi? Türk geleneği. Bize Türkiye'ye ait. Bunu Japon bir arkadaşıma videosunu gönderdim. Yunan hocam. Adam bana dedi ki sen ne yapıyorsun ya öyle dedi. Ne yaptım dedim. Ya ihanet ediyorsun sen kabuğa dedi. Ne yaptım ihanet edecek dedim. Ya dedi öyle bir şey dedi olur mu dedi. Olur dedim. Eninden kalınlık elde ediyoruz. Biz bundan boncuk yapıyoruz dedim. Sonra dedi onlar dedi o şekildeydi kalıyorlar mı dedi. Vallahi kalıyorlar dedim. Yani 100-150 yaşında tesbihler var bizim memleketimizde. Ben dedi bu kadar yıldır dedi dünyanın her tarafında kaplumbağa kabuklarıyla ilgili birçok şeyler duymuş birisiyim. Böyle bir sistem olduğunu ilk defa duyuyorum. Ve şaştım kaldım dedi. Vallahi Nesmettin abi hamdolsun bize bir şey bırakmışlar. O da şişirme. Yoksa hepsini alacaklardı. Alırlar. Ya vallahi. Bak abi bir de şunu söyleyeyim. Bu paletler var ya Bu paletler Türkiye'deki değerinden daha pahalı Endonezya'da. Neden? Şu bizim Hasan yapıyor ya yüzük taşları. Evet. O yüzük taşlarını yapıyorlar abi. Bunların büyükleriyle bakıyorsun mesela kalın tarafı 11 falan geliyor. O aşağıya doğru eğim yapıyor ya. Kıvrım geliyor bağ orada. Efendim alt tarafı ne geliyor? Mesela 7 geliyor. Ortalaması 8'i 8.5'a onu böyle bir törpülüyorlar. Bombeli bir yüzük taşı yapıyorlar abi. Siyahlı kısmı ön plana çıkıyor. Kırmızılı mırmızılı bir haliyle çok seviyor Endonezyalılar. Endonezyalılardan palet almak çok zor. Çok zor. Kendi kanalın olacak. O kanalınla sana toplarlar. Onun dışında onlar... Bizden olta almak gibi abi. Evet. Bizden olta almak gibi. Aynen öyle. Yani Ümit abi biz hayvanlara bir şey yapmıyoruz ki. Etini yiyorlar kardeşim ya. Niye kızıyorsun bize? Allah çorbasını yapıyorlar. Çorbasını Allah çok Allah. Yapıyorlar. Yani. Biz ama ben şimdi yemek konusuna gelince küçük bir parantez açayım. Bağının işlevini görmek için bunun nasıl olduğunu ben onu söylemeyi unuttum. Bu Endonezya tarafında ve Pasifik adalarındaki olan yaşayan halklar var ya o küçük adalarda. Bu hayvanları yakalıyorlar yani etini yiyorlar. Hani nasıl bir balığı yiyor aynen onu yiyorlar. Ve bunu genelde tek parça olarak ateşin üzerine atıyorlar. Ateşin sıcaklığıyla kabuğun kendiliğinden çözülüyor. Ve çözüldükten sonra bu hayvan... Hayvan içinden çıkıyor. Aynen. Bu da bir şeye yarıyor diye böyle başlamış olay. Daha söyleyeyim. Yeşil kaplumbağa adını o hayvana da Hollandalı gemiciler vermiş. Efendime söyleyeyim. Daha öncesinde o hayvanın adı yeşil kaplumbağa falan değil. Etinin janjanlı bir yeşillik göstermesinden kaynaklanıyor. Kabuğunun da bir takım yerlerinde böyle hafif yeşillikler görebilirsin. Ama öyle çok yoğun bir yeşillik bulamazsın. Hayvanın kabuğu yeşil kaplumbağa diye anılır. Sanki abi sen bana bir bahsetmiştin. Yıllar yıllar önce bir yeşil bağ bana geldi. Verdiğime öyle pişman oldum ki, öyle üzüldüm ki. Keşke vermeseydim o malzemeyi diye. Gelmiş geçmiş artık. Ya olan olmuş. Murat Arputlu abim, şimdi şöyle bir şey var. Bu Oceanian dedikleri bölgede, o küçük adalarda, oraların hani yerli halklarıdır. Zaten çok küçük adalar, Hindistan cevizinden ve birkaç böyle küçük meyveden hariç hiçbir şey yok. Bütün yemeklerini denizden şey yapıyorlar. Yani bu çok doğaldır. Nasıl eski ada ülke. Balinaları, yani
nasıl Eskimo'lar balinaları ve öteki hayvanları avlayıp yiyorlarsa onlar da kaplumbağa avlayıp yiyorlar. Yani orada kötü bir niyet yok. Şu anki insanlar onu bir zevke, bir şeye çevirip yiyorlar yani. Yoksa öteki insanlar normal doğasında olan bir canlıyı nasıl biz koyun eti ya da işte keçi eti neyse yiyorsak. Ya endemik bir gıda ürünü olarak balık diyerekten yiyorlar. Aynen öyle. Ya hayvan ağa takılıyor. Hayvan bir şilep tarafından darbe alıyor. Ve kıyıya doğru sürükleniyor. Ağa takıldıysa zaten ölüyor. Yani bir saatte bir nefes alamazsa ölüyor hayvan. Ne yapacak yani? Onu çıkartmış balıkçı yemeyecek mi? Balıkçı yiyor zaten. Etini balıkçı yiyor. Abi gözlerimle gördüm. Gana'da bu senin hani bulduğun o karetta karettalar var ya, üç cins. Onlardan evet. Bir tanesi oraya ait. Aleykümselam. O devasa bir şey. 300-350 kilo falan gelebilir bir tanesinin. Onlar bayağı büyükler. Ne yapıyorlar biliyor musun abi? Hemen kesiyorlar, parça parça doğruyorlar. Köyde ne kadar ahali var, her eve veriyorlar. Utar. Sen niye bize bir parça getirmiyorsun? Niye getirmiyorsun? Bir de biz yiyelim diyor abi. Oraya git abi, orada yersin. Burada orada ye gel. Niye? Yani çayın taşı çayın kuşuna ya. Vallahi şimdi Necmettin abi baya ilginç hayvanı yemişim. Allah var yani. Akrebi bile yedim. Hiç güzel değildi. Ama onu denemek isterim yani. Abi avcılık yapıyorlar. Gidiyorlar kuşu öldürüyorlar ormanda. Ondan sonra yakıyorlar hemen bir köz ateş. Orada çeviriyorlar, yiyorlar. Yani ne olacak şimdi? Yani bize veren olmadı. Bak Hasan Usta diyor ki bize veren olmadı ki yiyelim. Evet. Güzel bir yayındı bana sorarsanız. Kesinlikle. Ustam da teşrif etti geldi. Ayaklarına, ellerine, diline sağlık. Bizi mutlu etti, memnun etti. Güzel bir paylaşım, güzel bir bilgilendirme yayını oldu. Ben kendi adıma çok memnun oldum. Bilmiyorum sizler de memnun oldunuz olmadınız. Aynen. Ama iz bırakan bir şey olduğuna eminim. Bizden sonra insanlar bunu izleyecekler. Herhalde aldın değil mi kayda? Aldım. Oradan da onu paylaşırız YouTube'da. Vallahi şahsen ustamla tanışmakta çok çok memnun oldum. Ellerinden öperim geldiğiniz için. Büyük bir şeref verdim. Uzun süredir de merak ettiğim insanlardan birisiydiniz. Çok çok teşekkür ederim. Sen İzmir'de misin? Hocam evet, İzmir'deyim ben. Tesbihçisin. Tesbih ustası. Yolundayım evet. Maşallah güzel. Bunu bir gün alacağım. İzmir'de var mı epeyce tesbih yapan? Hocam az var sanırım. Üç kişiler. Şimdi Emre ustamız var. Bu var. Emre var. Can Yiğit var. Dede Emrah var. Emrah. İzmir'de mi Dede Emrah? Emrah var. Dede Emrah. Evet. Sen varsın. Can Yiğit var. Efendime söyleyeyim. Şey de var. Mehmet neydi ismi? Ahmet dedi. Mehmet bir şey var. Yok, Serkan diye bir çocuk var herhalde Altındağ'da. Evet, güzel. Hepinize bir çok çok teşekkür ediyorum. Elin parmak sayısını geçmez abi, evet. Kendi adıma çok mutluyum. Çok güzel bir yayın oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne iyi ki varsınız. Güngör kardeşim, valla katıldığın için çok teşekkür ederim. Çok çok güzel bulduğun için de teşekkür ederim. Bu arada tabii Bünyamin ustamızı arkadaşlarımız gördü. Evet, aynen öyle. Onlar için de... Mehmet Alcı, aynen Mehmet Alcı. O işimi arıyordum. Evet. Muhammed Mustafa da bir şey. Yani abi bir şey şuraya yani. Şuraya da bir değinelim. Yani benim anlamadığım bu hiçbir yerde kabuğu için bağ avlanmıyor. Doğru mu anlamışım? Kesinlikle. Saygılarımla. Kesinlikle. Bir sefer ya kabuğunu alalım kullanalım diye hayvanları katletmiyorlar. Bakın ben son bir bağlayayım da evet, lütfen kulaklarının abi. Pası bilgisin. Şimdi arkadaşlar siz 780 bin kilometre kare Türkiye tek bir parça bir yer, burada yaşıyorsunuz.
Burası 780 bin kilometre kare. Tek bir parça. Bahsettiğimiz yer Tayland açıklarından Aceh'ten alıyorsun. Avustralya kıyısı, öbür taraftan Yeni Gine. Toplam uzunluk, efendime söyleyeyim, bir ülkenin, yani sadece Endonezya'nın uzunluğu 7000 kilometre. Bunlar adalardan müteşekkil küçük küçük yer. 17.562 tane adası var. Bu adaların büyük bir bölümü boş. Bu adaların ya büyük bir bölümünde insan yaşamıyor. Hatta abi bazıları Pasifik adaları çıkıyor. Deniz yükseldiği zaman batıyor. Deniz çekildiği zaman bazı kara parçaları çıkıyor ortaya. Yemen'den, bir de şöyle bir şey. Pasifik'te var. Tamamlayabilir miyim? Yemen'den ve Filipin'den, Filistin'den çok göç kabul etmiş Endonezya. Bu adalarda yaşatıyor. Elektriğini bedava veriyor. Hiçbir vergi almıyor. Ve o adaları terk etmemelerini istiyor. Ya hoş insanların abi, siz o adalarda ne yemesini istiyorsunuz? Ne yemesini istiyorsunuz? Ne bekliyorsunuz yani? Abi her türlü deniz canlısı yeniyor. Deniz patlıcanı yiyor. Ne bulursa, deniz böceği yiyor. Deniz, her şeyi adam, yiyor. Ne bulursa yiyor. Ki, ada ülke abi. Babamı yerim diyor. İşte aynen öyle oluyor. Öyle. Ne yiyecek ya? Ya adama yani kaplumbağa kabuğunu aldı diye yani adamı katil ilan etmek abes ya. Abes. Doğru. Abi işte biraz o bizim coğrafyadaki sevimli karettalarla bu alakası manipülasyon yok yapıldığı için işte dövdüler, öldürdüler, kestiler. Şimdi de tesbihi yapılıyor. Hayır, bu o malzeme, o hayvan zaten değil. Olsa bile yani kuzu füzeler yemiyorlar mı? Sığır, efendim, koyun kesiliyor her gün. Bunlara niye ses çıkmıyor? İşte. Aynen. Olmaz ya. Olmaz. Yani mantıksız. Mantıksız. Babanın izini yerler ondan sonra efendim niye kakayı niye getirdiniz? Efendim kaplumbağayı niye öldürdünüz? Her gün kaç günlerce. Hocam sanki cağ kebapları var da onlar yemiyor. Yani. sevgili arkadaşlar bu kaplumbağalar olmasaydı burada 1,5 saattir konuştuğumuz medeniyetimize ait bu sanat eserleri ortaya çıkar mıydı ya? Abi bir kültür mirası ama o kadar eski ki antik bir kültür mirası var bak. Evet. Milattan önce 7000 yıllık antik Mısır'a kadar gidiyor bu kültür. Bu malzeme. Zaten bugün burada toplanmamızın sebebi bunun Mısır'da 7000 sene önce olduğunu keşfetmekten kaynaklanıyor. Hani evet. Biliyorduk bunun 300 yıl önce, 400 yıl önce Avrupa'da efendime söyleyeyim barok mimarisiyle beraber ortaya çıktığından haberimiz vardı. Yani yeni keşfetmedik. Ama 7000 sene deyince afalladık. Nedir bu ya 7000 sene? Allah'tan evet. Allah beni oraya gönderdi. O esnada Bumin abicim ata falan muhabbet ediyorlardı. Ben Mısır'daydım. Gittim Bumin abicim, Bünyamin abicim gittim. Gezdim ya o müzeyi. Ya muhteşem evet. Şeyler yapmışlar adamlar. Evet. Binlerce yıl önce, binlerce. Şimdi biz bugün bu medeniyetlerin tamamını elimizle böyle tersiyle atacağız. Efendime söyleyeyim. Nedir? Hayvanlar yenmesin. Ya yenmesin tabii ki. Ama o zaman ne olacak yani? Bütün dünyayı aslan kaplan sarar. Bütün dünyayı abi işte az bilgiyle alakalı. Ya ne yiyeceğiz? Yenmesin ya, değil. Ne yiyeceğiz ya? Ne yiyeceğiz? Yenmesin değil. Tesbih için öldürülmesin. Bu çok yanlış. Öldürülmesin. Adamın balığı gıda kaynağı. Adam yemiş. Kabuğu. O zaman yaksınlar mı? Bunu Japonlar alıyor. Fransızlar alıyor. Almanlar alıyor. Bu döküntüleri. Dünyamin abicim. 15 sene önce gittim herhalde ilk şeye. Japon. Burada 16 senedir. İznik'te 16 senedir İznik'teyim. 15 sene önce gittim Endonezya'ya. Bali'ye gittim. Abi
kaplumbağayı falan soruyoruz. Millette bir korku var. Allah aman kaplumbağa uzak dur falan filan. Neyse konuya uzman birisiyle karşılaştım. Adam ne dedi biliyor musun? Burada dedi Bali'de kaplumbağa festivali olurdu. Bu yasa çıkana kadar. Yasa çıktı. Efendime söyleyeyim Endonezya hükümeti yasayı imzaladı. Biz o festivali hala yapıyoruz ama kaplumbağanın kendisi olmuyor. Kaplumbağanın sürüyeti oluyor. Kaplumbağa yemekleri yapmıyoruz, yapamıyoruz. Çünkü artık ondan vazgeçtik. O resmen alenen yapılamıyor. Gizli saklı bir yerlerde yeniliyor. Ama kültürümüzün önemli bir ögesini gizli gizli yapar olduk dediler. Böyle öğrendim. Yani adam bununla ilgili bir festivali var. Avrupa'da adam bundan saat yapmış değil mi? Evet. Monsieur Bull kendisiyle anılan bir sanat tarzı geliştirmiş. Onun geliştirdiği sanat tarzı bugün bizim Dolmabahçe Sarayı'nda bugün arkadaşlarım bana söylediğine göre 1000 civarında eser var diyor. Ne yapacağız o eserleri açacak mıyız? Bakın sevgili arkadaşlar ben bundan 2,5 sene önce ya da 3 sene önce bir gün Kapalı Çarşı'ya gittim oğlumla beraber. Burak oğlumla beraber elimizde bir bavul. Bavulun içinde ne vardı? Fil dişi vardı, mors vardı. Başka ne vardı? Mamut vardı herhalde. Su aygırı. Yani 13-14 kilo, 15 kilo malzeme. Burak'ın elinde sap kaldı. Bünyamin Üstam. Bavul aşağıya paldır küldür indi. Kimin yanına çıkıyorduk? Mehmet Şahin Payzu'nun yanına çıkıyorduk. Ses yaptı. Aşağıda da efendime söyleyeyim bir emniyet müdürü geçiyormuş. Ne oluyor bu gürültünle falan filan? Açın bakalım bu sizin şeyleriniz nedir? Açtık. Gördüler. Ne bunlar? Bunlar tespih malzemeleri. Vay siz şöyle bir fil dişi kafa var. Efendim, siz yeraltı kaçakçısı mısınız? Ya yeraltı kaçakçılığıyla ne ilgimiz var? Bizim antika kaçakçılığıyla ne ilgimiz var? Biz tespihçiyiz ya. Her tarafımız tespih. Bak önümüz arkamız her tarafımız tespih. Alın götürün bunları. Gittik. Kapalı Çarşı'dan aldılar bizi getirdiler. Beyazıt Emniyet Müdürlüğü'ne. Karakola. Akşamın şu saatlerinde benim ifademi aldılar. Bünyamin Üstam dedim ki ben 28 yıldır, 27 yıldır bu memlekette sarayların hepsine malzeme satan adamım. Faturalarını kesmiş adamım. Resmen bu işi yapmış ve parasını da tahsil etmiş bir adamım. Fil dişi vermişim, bağ vermişim, kıymetli ağaçları vermişim. Ben bunları yapmasaydım saray bunları nereden alacaktı da bu restorasyonları yapacak ve eserlerini ihya edecekti. Aynen. Hiçbir şekilde kaçakçılığı da toprak altı bilmem nesinde kabul etmiyorum, reddediyorum. Benim hayatımda böyle bir şey olmadı dedim. İfademi verdim, imzaladım. Bizi bıraktılar. O gece kaldık bir otelde. Benim tabii, hanım Hüseyin'i aldılar. Valizi aldılar değil mi abi? Hüseyin Çelik'i alıyor. Tabii aldılar malzemeleri. Abi aradan bir yıl geçti. Bir yıl geçti ustam. Ramazan mübarek. Muhasebeciden çıktım. Yurt içi kargo. Oradan 8 adım 10 adım attım hanımla beraber. İşte alışveriş yapacağız. İftar alışverişi. Telefonum çaldı. Baktım telefona. 212-500'lü. 500'lü numaralar. Ustam sen de biliyorsun. İstanbul Beyazıt. Ben genellikle numaraya cevap vermem. Sabit numaraya cevap vermem. Bu Beyazıt'sa birisi arıyor beni. Beyazıt'tan bir tanıdık. Alo dedim, buyurun dedim. İyi günler beyefendi, Necmettin Erlağmoğlu. Buyurun benim dedim Necmettin Erlağmoğlu. Abicim dedi, hatırlıyor musun dedi, bir yıl kadar önce dedi, senin dedi, ifadeni almıştım ben dedi. Beyazıt Emniyet Amirliği'nde, evet dedi. Gene mi ifade istiyorsun? Yok dedi. Ne oldu dedim? Pardon. Sayın savcım, bak aynen söylüyorum. Sayın savcımız uygun buldular. Malzemelerini sana iade ediyoruz dediler. Neredesiniz? Ben dedim İznik'te oturuyorum.
Ah dedi, nasıl yapacağız dedi. Ama dedim ben pazartesi günü İstanbul'a gelmeye niyetim var. Ama ben iftardan sonra gelebilirim. Ah çok iyi olur, ben de dedi iftardan sonra dedi mesaiye başlayacağım. Gittik abi. Efendime söyleyeyim, Mustafa Kule vardı yanımda. Mustafa şahit yani. Yani bir insan şahit buna. İmzaladım belgeyi, paketi aldım. Aldım Mustafa'ya da verdim. Al senin olsun bunlar dedim. İki gün sonraydı herhalde ustacığım. Vallahi azim billahi kerim. Birisi beni telefonla arıyor. Bilinmeyen bir numara yazıyor. Bilinmeyen. Görmüyorsun numarayı. Bu da aklımda çağrışım yapıyor. Yurt dışından bazen öyle geliyor aramalar. Buyurun dedim. Necmettin Bey. Buyurun dedim, ben Necmettin. Malzemelerinizi aldınız değil mi dedi. Aldık dedim. Çok teşekkür ederim dedim. Siz kimsiniz dedim. Benim kim olduğum önemli değil dedi. Devlet sana teşekkür ediyor. Bu bir teşekkür karşılığıdır dedi. Kendinize iyi bakın, çalışmalarınıza devam edin. Bunu Utku biliyor. Çok eskiden, biliyorum abi. Çok eskiden beri bunu biliyor. Ben bunu söyledim diye devlet ispiyoncusu ilan edildim bu memlekette. Abi senin yaptığın... Bu malzemeleri saraya vermeyeceksin. Saray nasıl restore yapacak? Restorasyon yapacak. Abi senin yaptığın Türk geleneksel Türk kültürüne hizmet, Arap kültürüne değil. Bu kadar. Velhasıl kelam, ithalat rejiminde açıklar var. Bu açıklar bu maksatla kurulmuş. O şekilde malzemeyi getirirsin. Az önce anlattım nasıl olabileceğini. Bir küçük dona verdim. Taşlar koyduğumu üst üste anlattım. Efendime söyleyeyim. Getirirsin, saraya da verirsin, başka bir tarafa da verirsin. Resmen ithalatını da yaparsın. Vergisini ödersin, elinde kapı gibi de beyannamen olur. Üst katta ofisimde beyannameler de duruyor. Bu işi resmen yapıyoruz ya. Hiç kimsenin yani yanlış anlamasına gerek yok. Bu iş yapılmasa bu restorasyonlar yapılmaz. Biz başladığımız zaman bu restorasyonlar yapılamıyordu. Ustam şahittir bunlara. Bağ bulamıyorduk ki değil mi ustam? Yok, mümkün değil. Ne babası? İşte kuka ne mesela babası? Kukayı biz... Kukayı ne zaman bulduk, sen gidip bulduk getirdikten sonra. Evet. Eskiden imameyi nasıl yapıyorduk? 3 tane büyük habbeyi birbirine ekliyorduk. Ondan sonra ondan bir imame yapıyorduk. Kuka imamesi. Buyurun işte duyun. Duyun. Nasıl kukadan imame yapılıyormuş. Yeşil pelesenk hikayesi abi. Gerçek yeşil pelesenk hikayesi bak. Velhasıl kelam. Yani kimse... Evet. Kimse bu hayvanları öldürmüyor. Bir sefer buna, bir sefer inansınlar. Ben orada bulundum, yaşadım. Bunun Eşref Bülbül şahidi oldu. 3-4 tane, 5 tane aşağı yukarı büyük hayvanı yakalamışlar. Orada canını teslim edip hayvanın etini alacaklar. Bu şeyden geliyor ya, denizden geliyor. Yani adam ne yapacak yani, ne iş yapacak? O denizin içerisinde, o adada adam ne iş yapsın ya? Kereviz bitmez, salatalık bitmez. Evet. Hiçbir şey bitmiyor. Abi belli bir kesimde bunun kanının kansere şifa olduğu da düşünülüyor bak. Evet, o da var. Evet, etleri keserlerken, Sedatçığım gördüm bak. Şu gözler de gördüm. Rabbime şükürler olsun. Eti kesiyorlar ustam. Eşit parçalara ayırıyorlar. Küçücük böyle torbalara koyuyorlar. Allah sizi inandırsın, tencerenin dibindeki kan ne kadar, bir kaşık hepsine böyle kaşık kaşık atıyorlar şeyin içine. Torbaların içine. Şey de çok enteresan. Kaplumbağanın Türk şamanizminde yağmur getiren hayvan olduğu. Şamanizmde mi? Aynen. Türk şamanizminde kaplumbağa yağmur yaratan, yani yağmur yaydırtan canlı ve varlık olarak bilinir. Neyse. Güngör Bey yazmış. Bünyamin ustamın kukayı senin sayende bulduk demesi payelerin en yücesi, ödüllerin en güzeli abi senin için para pul hikaye. Necmettin, Allah razı olsun abi. Sağ olsun. Allah size uzun ömür nasip etsin. Memleketin ve bizlerin size çok ihtiyacımız var. Muhammed Mustafa yazmış. Biz bir şey değiliz. Eğer Bünyamin Usta gibi ustalar olmasaydı
kültürümüz ihya olmazdı. Biz bir iş yaptık ama eğer bu ustalar olmasaydı, bu ustaların yetenekli elleri olmasaydı bugün Utkular olmazdı. Abi bir bütünün, bir saat çarkının parçalarıyız. Ya düşünsenize mesela ustam artık o dönemde hangi o bilgilere ulaşmışsa bir Alman ahşaptan yapılan penseyi bile yapıp yıllar sonra Osmanlı döneminde yapılan ama sonra kaybolan penseyi yapıp bağ yapmış yani. Abi tahta pense zaten bak mesela cam sanatında kullanılan bir şey. Cam fırında ısıtılınca aynı o bağının işlenilebilir hale geldiği sakız formundaki gibi bir hal alıyor. Orada maksat ne hızlı soğumasını sağlamak ne de keskin bir forma kavuşturmak. Tahta kullanılır. Ne? Tahta kalıplarda çalışılır cam üfleme sanatında. Aynen o elastiki ne? Plastik? Termoplastik form dolayısıyla yine o tahta pense kullanılmış. Bağının zaten işte en çok beğenilmesi ve en çok tutulmasının sebebi ışığı geçirgen olması, termoplastik olması. Ve şunu söyleyebilirim. Benim 30 yıla dayanan bu meslekteki edindiğim en önemli bilgi şu. Kanaat daha doğrusu şu. 7000 yıl önce bağ nasıl bir numaralı, güzel, albenili, insanı içine çeken bir malzeme ise bugün de öyle bir malzeme. Bağının yerine ikame edilecek başka bir malzeme hala yok. Necmettin abi, bilmiyorum belki ustam yorulmuştur. 1,5 saat yo, oldu. Ben, ne diyorsun? Yo, ustamla aynı fikirdeyim. Yani ben çok söyledim. 1 kuka, 2 amber, 3 bağ dediğimi çok hatırlıyorum. Ama bu kanaatten vazgeçtiğim bir dönem oldu. Yakın bir dönem. Bağının yerini başka bir şeyle ikame etmek mümkün değil. Bünyamin Hocam. Evet tabii canım. Ya ama... Devam et abi, sen bu işi bırakma sakın. Necmettin abi kukayı Yusuf Usta'ya ilk olarak sen mi getirdin? Yok Yusuf, pardon, Yusuf kendisi bir ilginç bir şekilde buldu. Nasıl? O çok merak etmiş. Onda bir kuka yayını yaparız, orada anlatırım. He, inşallah. İngilizce ismini araştırdı. Bir sürü o kadar uğraştı ki Yusuf Usta. Ama sonunda ben zannediyorum sen getirdin ona. Yok, ben getirmedim. O benden önce buldu. Bizim bulma şeklimizi ben birkaç sefer anlattım. Ama gene anlatayım. Şimdi şuradaki kitapta Kuka'nın merkezinin Sri Lanka olduğu yazıyor. Bu yayına yapmamıza sebep olan İlhan abinin gönderdiği kitapta da Sri Lanka yazıyor. Necip abinin yazdığı dua tanelerinde de Sri Lanka yazıyor. Evet, tabii. Ama Sri Lanka'da kuka yok maalesef. Sri Lanka küçük bir yer. Necmettin Hocam. Abi biz bir şeyi unuttuk. Bağının en kıymetlisi beyaz olanıdır. Onu unuttuk. Şimdi aklıma geldi. Evet. Beyaz olanı ben hiç görmemişim. Ama abi şuna da değinelim. Beyaz ama rengi boğulmuş beyaz değil. Evet. Yani işlem hatası görmüş. Anlatacağım. Beyaz şimdi değil. Oraya parmak basacağım. Lütfen. Sri Lanka'da bir botanik mühendisi Bünyamin Hocam bu malzemeyi yanlış yerde aradığımızı, bunun endemik bir bitki olduğunu, yerinin de Doğu Brezilya olduğunu, adının da piyasava olduğunu söyledi ve öyle biz öyle bulduk. Ama ben yıllar sonra rahmetli Yusuf abinin nasıl bulduğunu öğrendim. Tesadüfler sonucu ortaya çıktı. Efendime söyleyeyim. Rahmetli epey üzülmüştü. Ama oldu işte, ne yapacaksın. Şimdi size enteresan bir bilgi vereyim. Bu kaplumbağaların, bu kabukların bir beyaz, bir de Galatasaray sarısı gibi, aslan sarısı gibi olan cinsleri var. Bunlar çok insan gibi tutucu, muhafazakar.
bir yerden ayrılmayan, kendine bir yer edinip de sırf orada beslenip sırf orada kalan cins bunlar. Daha önce bunları söyledim mi söylemedim mi bilmiyorum ama bu hayvanların yaşadığı yer Filipin'deki bir şeyin olduğu bölge. Bu kayalık, mercan kayalıklarının olduğu bölge. Ve etrafında da şu anda sürekli olarak o mercan kayalıklarının etrafında sürekli olarak koruma var. Yani birisi müdahale edip de oradan hayvanları efendime söyleyeyim öldürmesinler diye. Tek renk kabuk çıkıyor bu hayvanlardan abi. Tek renk. Bunun tespihini de yapmak bana bir tane nasip oldu. Galatasaray sarısı. Bunun tespihini de yapmak Sinan Bülbül'e nasip oldu. Cem Bülbül o esnada tatildeydi. Sinan yapsın dedi. Sinan geldi. 2.33, 1.99 çıktı o malzemeden. Yani o günkü şartlar altında İstanbul şeyin Ankara'nın dışında tespih yaptırabileceğim bir yer yoktu. En kolay yaptıracağımız yer orasıydı. Çok sordum bu tespihi şeye Cem'e. Bir yerde çıktı mı, karşılaştın mı, gördün mü dedim. Görmedim dedi. Yani bu bilgi şeyde mesela tek renkli bağların öteki bağlardan kat kat daha değerli olduğu ve çok nadir olduğu. Şimdi senin verdiğin bilgilerin içinde olmayan bir şeyi daha söyleyeyim. Tek bir kabuk olan bağ cinsi de var. Tek bir kabuk. Ha, tek, hayvan tek, bir, kabuk. Bir kabuk. Tek parça. Bunun adı tempayan. Tempayan. Bu hayvanın adı tempayan. Bu da debinden beri konuştuğumuz Hawksbill yani Şahin Gagalı türünün bir ailesinden geliyor. O da aynı şekilde. İki sefer bundan bir kabuk edinme imkanım oldu. Ustam bir şeye götürdüm. Nedir onun adı? Yusuf abinin oğlu İbrahim'e götürdüm. İbrahim dedi ya dedi böyle bir kabuk olmaz falan. Ben telefonda söylüyorum İbrahim'e. Diyorum ki böyle buldum. Ya git abi ya diyor. Böyle öyle bir kabuk ya var ya işte. Götürdüm. Çok şaştı kaldı. Yani böyle bir şeyden hiç haberim yoktu. Hiç duymadım dedi. Bir sefer daha bulduk ama çok darbe almış bir hayvandı. Yani o da epey bir mücadele etmiş denizde, vahşi hayatta. Malzemesinden 3 tane ya da 4 tane İbrahim bana 33 yaptı herhalde. Gerisini ben İbrahim'e hediye etmiştim. Efendime söyleyeyim. Öyle bir malzemeydi. 8.5-9'a kadar düşürdü herhalde. Et kalınlıkları inanmazsın 12-13 vardı. 12-13 vardı. Üstadım. Ama çatlaktı, çatlak. Çatlakları vardı. Evet. Çok çatlakları vardı. Tempayan. Bu memlekete iki tane de tempayan getirdim. Hele bize bir şey getirmedin. Bakalım. Üstadım. 15 milim abi. Ben senin yanına gelmeyeli herhalde 15 yıl oldu. Tabii. Ben 15 yıldır Erzurum'a gitmiyorum. Doğru. Ama sırf seni görmek için Mustafa'yı da alacağım yanıma. Geleceğim senin yanına. Siz gel, başımız üstüne gelin var. Geleceğim. Allah razı olsun. Senin de var. Bu kapı sana açık. İnşallah. Ne zaman istersen. İznik'te mi bu yerin abi senin? İznik'te mi bu yerin? İznik. Burası İznik. Ha tamam inşallah. İstanbul'a geldin mi? Kolay. Oradan oraya geliriz. Sen şeye gel. Ne onun adı? Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen havalimanına gel. Ben oradan seni alır getiririm buraya. Tamam inşallah. Buradan da gideceğin yere de götürürüm. Nereye gideceğim istiyorsan oraya seni şey yaparız. Götürürüz. Ya da İstanbul'a insan İstanbul'dan da seni bu tarafa doğru getirttiririm. Dert tamam. Etme. İnşallah. Duyduk mu inşallah bu akşam? Çok güzel oldu. Ya teşekkür ederim. Bence muazzam bir yayın oldu. Verdin. Katıldığın için sağ çok teşekkür ederim. Senin sayende biz de epeyce şey etmiş olduk. Yani biz şeyler öğrendik Allah'a şükür. Sedat'ın da çok büyük katkısı var. Ha o tabii. Sedat'ın, o babanın şeyini Sedat'ın yapmış. Sedat'ın katkısı çok büyük.
Sedat'ın bizim sayesinde ciddiyelim. Bu yaşıma geldim. Tuzu ve neydi o? Ne yağıydı? Keten tohumu yağı. Keten tohumu yağı. Öğrendik artık. Biz de yaparız onları. Bak, benim doktorum diyor ki ben de diyor alır getiririm diyor. Eyvallah. Abim yavaş yavaş istersen kapatalım. Öpüyorum yanaklarınızdan. Çok teşekkür ederim. Çok, biz teşekkür harika, ederiz. Harika bir yayın oldu. Allah sizden razı olsun. Cemil güzel cümle. Bir yayın oldu. En az da uğraştığımıza denk olduk diyelim. Cümlemizden. Sağ ol, var ol. Eyvallah. Allah hadi. Razı olsun. Kendinize iyi hayırlı bakın. Akşamlar. Hayırlı hoşça geceler kalın. Olsun. Hoşça ağzınıza sağlık. Hakkınızı helal edin.